var? Kim lan bu manyak? Annenize hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Lan! O manyak. Ne yaptın lan benim kızlarıma? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Kızlar. Hadi kızım. Hadi. Efendim baba. Feride. İyi misiniz? Neredesiniz? Biz iyiyiz de sana ne oluyor sabah sabah? Neredesiniz? Annemdeyiz ama yaylada değil, yeni evimde. Tamam, iyisiniz yani. Biz dedik ya baba. Allah Allah, sen ne yaptın yani? Rüyanda mı gördün bizi? Ne oldu? O olmadı, bir şey olmadı. Şimdi kardeşlerini alıyorsun. Çabuk yanıma geliyorsun, tamam mı? Ben Çamburnu'nda sahildeyim. Tamam, geliriz öğleden sonra. Şimdi geleceksiniz kızım, hemen. Çamburnu'na gelin diyor hemen. Kimsin lan sen? Kimsin? Ne oyun oynuyorsun benimle? Kimsin lan sen? Kimsin? Tamam, biliyorum. Ben de bazen aşırıya kaçıyorum. Ben de abartıyorum bazen ama ben de insanım ya. Bir yandan şöyle, bir yandan sen, bir yandan kızlar. Ben kadınların saldırısına uğradım ya. Sen de az değilsin ama yani, kusura bakma şimdi. Ama az olmak istiyorum Mavişim. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Biz evlenelim. İstemiyorlarsa bizde yaşamasınlar. Zaten bu evi de yıkacağım. Kütük böyle kocaman bir ev yapacağım buraya. Oh! Nereye kurulacağını da çok iyi biliyor o kız. Zevkine düşkün Gart Zampara. Zevkine düşkün. Şuraya mı kursa acaba? Şöyle penceresi denize açılır. İnsan kendini güvertede hisseder ha. Böyle püfür püfür. Sabah kahvelerimizi de ağaç terasta içeriz. Öküz biraz höpürdetir ama. O yıldız. Kız Allah aşkına, Allah aşkına. O kız seni aldattı. Kendine gel, çık dışarı. Kahve içecek şimdi. Rüyasında görür ancak o kız. Ancak rüyasında görür. Bulacağım ben seni. Ne olursa olsun bulacağım seni. Göreceksin sen. Dert! Aha, çocuklarım. Gel. Ay. Gel. Babacığım, ne oldu ya? Bizi bu kadar mı çok özledin? Kızım, size bir şey olacak diye öyle korktum ki. Baba, neler olduğunu anlatacak mısın? Tamam. Bak, şimdi size bir şey soracağım. Ama dikkatli dinleyin, tamam mı beni? Şimdi siz gelirken böyle şüpheleneceğiniz bir şey oldu mu? Yok. Şüphelenmemiz gereken bir şey mi var? Evet. Yani hayır. Şimdi böyle kapşonlu, uzun boylu bir adam gördünüz mü?
Hayır. Peki dün gece evde misafir var mıydı? Ay babacığım, bu ne sorgu ya? Eğer annemle alakalı bir şey soracaksan sor yani, yorma bizi. Kızım, bir kere de sorulana cevap verin ya. Ben sana soruyorum, sen bana soruyorsun. Nasıl olacak? Babacığım hayır dedik ya işte, yok hayır. Tamam. Bundan sonra ananızın yanında değil, benim yanımda kalacaksınız. Sizi çok boşladım ama artık ipleri elime alıyorum. İyi de niye? Sadece tek bir kural var. Bundan sonra benim dibimden ayrılmayacaksınız, tamam mı? İşte o biraz zor Kuzey. Elimden her şeyimi alabilirsin ama kızlarımı alamazsın. Senin ne işin var burada ya? Kızlarımı kaçırır gibi çağırınca ben de merak ettim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin yapamadığını canım. Kızlarımı korumaya çalışıyorum. Beni öldürmeye çalışan kadının olduğu yere getirerek mi yapıyorsun peki bunu? Gel buraya. Ne oluyor bize? Ne olduğunu sen anlatacaksın. Bu adam kim? Bu benim evim. Bu adam kim peki? Kızlarımın yanında ne işi var? Kuzey, ne oluyor? Bak ben bu adam yüzünden kaza yaptım. Önce canıma kastetti, sonra kızlarımın odasına kadar girmiş. Ne? Baba sen az önce ne dedin? Kim bizim odamıza girmiş? Ah! Baba bu dün gece çekilmiş fotoğraf. Ne oluyor? Baba, bu adam Çetin olabilir mi? Ay ben ruh hastasından her şeyi beklerim. Olamaz kızım, ne Çetin? Çetin güdüktü, bu 2 metre görmüyor musun? Yattım baba, yattım. Tam istediğin gibi 2+1. Ne ya? Çadır, hem de aile boyu. Kızlarımı çadırda yatırmayı mı planlıyorsun? Bu şekilde mi güvende tutacaksın onları? Senin nasıl güvende tuttuğunu gördük. Sen boş konuşma da bak şu fotoğrafa. Belki birine benzetirsin. Belki bir şeyler gelir aklına. Ya sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Adamın yüzü bile belli değil. Kızım, ne malum bunun senin eski sevgilin olmadığı? Ne malum herifin bana kafayı takmadığı, sen onu terk ettin diye? Ya saçma sapan teorilerini kendine sakla. Beni böyle şeylerle suçlayamazsın. Kim ulan o zaman bu? Kim bu? Gerileceğim. Kim bu? Say, Pampa, sen de biz az şöyle gidelim mi? Bak kızları da iyice tedirgin edeyim. Duyu bulacağım ben bu adamı. Ben bulurum bu adamı, ne olursa olsun bulurum. Tamam Pampa, bulacağız. Tamam, gel biz seninle şöyle gidelim. Ya tamam Ruhi, çekiştirip duruyorsun, tamam ya. Pampacığım, bakış açımızı mı değiştirsek acaba? Belki de bu adam, adam değil. Hatta belki de böyle biri hiç olmamıştır. Ruhi ne diyorsun abim? Şule'yi diyeyim. Sırf sen yanlarına taşınasın diye kendisi çekip atmış olmasın fotoğrafı. Fotoğraf çekip atmayı alışkanlık haline getirdi bu pislik. Hatırlasana Yıldız'a attığı fotoğrafı. Ya hayır. O yaylada gördüğüm manyaktı o. Ben eminim. Ya biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Şule'yi takibe alayım diyeyim. Hayır Arpacık. Sen beni takip edeceksin. Beni. Bu manyak her kimse belli ki derdi benle. O zaman bütün ekibi toplayalım. Benim buçuk tatlı Matilda'mı da çağıralım. Buçuk tatlı Matilda mı? Annem çok tatlı. Nerede? Sessizler. Allah cezalı. Kız bak çok tatlı ya. Ben de kafaya taktım. Tam onun adı da bizim. Bak evlat boşumuz bunu böyle kafasına takıyormuş. Suyu böyle üstten vurunca böyle fışkıya gibi her yerinden fışkırıyormuş sular bunu. Ay sefer ya, fışkıya değil o ya. Banyo şapkası. Çocuğun gözüne kulağına işte su kaçmasın diye. Aman tamam işte aldım, bunu da aldım hadi. Ya yok sefer, niye yapıyorsun ya? Niye alması? Bakmaya geldik. Çocuğun bir cinsiyeti belli olsun, ondan sonra alacağım. Hayda taktım cinsiyete ya. Ne olacak yani? Mavisi erkek, pembesi kız işte. Aldım hepsini. Bir şey olmaz hadi. Ay kim ya? Ha Pampa mı arıyor? Efendim Pampa? Sefer! Çabuk elinde ne iş varsa bırakıyorsun. Hemen buraya geliyorsun. Gelirken de eve uğruyorsun. Ne kadar ateşli silahın varsa toplayıp getiriyorsun. Ateşli silahım? Onun ne bastırmaz? Lan savaş mı baş mı çıktı? Ne oldu? Açık konuşsana benimle. Nefsi müdafaa için kullanacağız. Soru sorma çabuk. Çok iyiydin Pampa. Alo. Kuzey. 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 Allah Allah ya. Ne oluyor Sefer ya? Hayırdır?
Ya Pampam aradı. Özel göreve çağırıyor yani. Hayır mı şer mi bilmeyeyim şu an. Hadi. Allah Allah. Ne olmuş ki? Yıldız'la mı kavga etmişler Yosam yine? Haydi yüzüme kapattı zaten. Acil çağırdı. Bilmeyeyim. Bir gideyim. Öğreneceğim gülüm. Hadi şunları ödeye çık. Hadi. Ya niye yapıyorsun Sever? Dükkanı almışsın ya. Allah Allah. Uf. Sever'cim bak şimdi. Bu ayının tüylerinin pamuklu ya da sentetik olduğunu nereden bildin de aldın? Ben evlat kuşumuza her şeyin ama her şeyin organini alacağım. Hadi çocuk ayıyı yalamayacak, oynayacak. Neyse yani lütfen ya. Hayır. Hadi bırak, bırak, bırak. Ha unicorn'u aldım. Unicorn bir tane var mı? Ay Sefer ya. İyi tamam onu al hadi. Unicorn'u aldım. Tamam gel. Kafandakini. Bağırma lan hadi. Kendime aldım onu ya. Deneyeceğim yıkanırken. Allah'ım ya Rabbim. Yürü hadi. Yürü et şimdi. Bu adam böyle planlamamıştı. Bu ne şimdi? Bu adam niye hala burada? Bu adam planının bozulmasından nefret eder. Alo. Bu adamın sana ihtiyacı var. Soru sorma. Neredeysen konum at geliyorum. Nasıl bir adamsın Kuzey? Mesajım yeterince açık değil miydi? Gitmen için illa çocuklarının canını mı acıtmam gerek? Sen Yıldız'dan kopamıyorsun ama bu adam seni koparacak. Bulut? Ne diyorsun sen öyle? Konuşup duruyorsun. Senin gibi abi böyle sakin bir adam kim böyle sinirlendirdi? Sorma Yıldız. Kütüphanede işler biraz sıkıntılı geçiyor. Bir adam var hiç hoşlanmıyorum. İçici görevle geldiğim için benim laflarımı hiç dinlemiyor. İyi ama biraz sabırlı olacaksın. Bak biliyorum sen de yoruldun ama sabırlı olacaksın. Senin ne kadar zeki bir adam olduğunu hepsi yakında görecek merak etme sen. Sen olmasan çoktan istifam vermiştim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Bulut'um. Sıkma canını, sıkma. Göstereceksin kendini, ha. Göstereceksin yakında. Sağ ol Yıldız. Artık ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Nereye? Kahvaltı etmeyecek misin? Hayır, tavsiyelerini dinleyeceğim. Bu adam gidip kendini gösterecek. İyi, hadi tamam. Ben bu çocukları hiç yetiştiremedim. Şuna bak, kumu yakmaya çalışıyor. Babacığım, deney yapıyorum burada. Taş getir, taş. Ya yok kumda da yanıyor mu acaba? Onu merak ediyorum. Nereye gideyim Feride? Tuvalete. Tek başına bırakamam seni. Ya psikopat oradaysa? Ya Ruhi abi, ben de çok susadım. Bu ne böyle ya? Leon muyum, çocuk bakıcısı mıyım belli değil. Allah, bu sefer nerede kaldı ya? Yettim pompa! Nedir ya? Bu nedir? Şu haline bak Allah aşkına. Ben bu işi bunlarla yapamayacağım ya. Ben çok yanlış adamlarla birlikteyim ya. Çekil baba değil mi? Çekilsin. Çok çekilsin. Bravo sana, bravo.
Çekil yapacağım diye 10 dakikalık yolu 2 saatte geldin. Hemen gel ne demek Sefer? Ya oğlum bağırma. Tamam ya. Oğlum niye çağırdın apar topar? Ne oldu, bir şey mi var? Çağırdım çünkü hayat memat meselesi var. Bak sabah bununla uyandım. Bismillah. Bu ne ya? Biri pampamızla çok fena uğraşıyor. Susar mısın sen? Evet. Fotoğraf 10-15 piksel arası bir cep telefonuyla çekilmiş. Bravo ya. Ben de ev telefonuyla çekilmiş sandıydım. Fotoğrafı çeken şahıs bunu götürüp fotoğrafçıda tablet demiş. Tab bu. Anlar velaline tab fotoğraf. Bence gidip bütün fotoğrafçıları araştıran. Saçma sapan konuşma. Elin manyağı gidip fotoğrafçıya mı gidecek? Tabii ya, buldum. Böyle bir manyak fotoğrafçıya falan gider mi hiç? Bunların evlerinde karanlık odaları olur. Orada yaparlar tab işlemlerini. Bunlar böyle dahak olduğu kişilerin deste deste fotoğraflarını çekerler. Sonra karanlık odalarına girip fotoğraflarını çıkarırlar. Ama ne fotoğraflar. Böyle odaların her yeri, bütün duvarlar fotoğraflarla dolu olmuş. Hedeflerindeki adamların hepsinin ayrı ayrı fotoğrafı olmuş. Sıra Sükele'nin fotoğrafını çekip alıyorlar. Bravo Sherlock Holmes. Bravo. Sayende bulduk adamı. Hemen bulduk. Vallahi Kuzey, ister Sherlock Holmes'te ister 11'de. Benim kalbim temiz. Malum oluyor oğlum bana. Eğer bu adamın karanlık odası yoksa benim adım da Sefer değil bak. Ya pampam seni dedektiflik yapasın diye mi çağırdı? Bir tane kuru tüfekle gelmişsin. Niye diğer ekipmanı getirmedin? Arpa. Arpacık. Boş boş konuşma. Nereden biliyorsun getirmediğimi? Bu ne lan? Aha. El bombası. Onu nereden buldun? Ne oldu lan, kıskandın mı ha? Oğlum sen çakmalıyorsan ben de John Rambo Sefer'im yani, ona göre. Havada, denizde, karada, uzayda, nerede olursa olsun emrine hazırım. Pampam, burayı canın pahasına olsun koruyacağım. Azul! Rahat. Kıt Adul! Aferin Rambo, aferin. Kuş uçmayacak burada, anladın mı? Kuş! Ya uçurmam da Pampa, eksiğim var. Büyük adam eksiğim var, adam lazım bana. Ben varım ya. Oğlum adam diyorum, adam adam. Çocuk adam demedim. Sen şu kadarsın, çocuk adamsın. Seninle ne işim olur lan benim? Şimdi sana adam olduğumu göstereceğim sen. Sana adam olduğumu kanıtlayacağım sen. Hadi lan bas tetiğe de bak, ne oluyor bak. Pimi çekmiyor mu? Pimi çektiğim anda etkili bomba. Hepimiz havaya... Ya! Korkum kaçarsın öyle. Kaç ton vuruyor biliyor musun elimdeki minnacık şey? Ne yapıyor lan? Tabak mı atacak lan bana onu? Oğlum bak. Ne lan? At şu tabakları havaya. At dedim. Ya vallahi gülesim yoktu ya. Havada tabağa vuracak süpersonik ya. Dur atayım, atayım dur. Sus sus sus. Bana baş tut. Sakin. Ne alaka ya? Saçmalama, neye alkışlıyorsunuz acaba? Kendini vurmadı ki. Ben görmediniz mi? Kurşunun önüne doğru attım ben. Kurşuna ben attım yani. Elimle tabakla kurşunu vurduğum gibi düşün. Saçmalamayın yani. Bunu vursun bakalım. Önüne atmayacağım. Hadi bunu vur da görelim. Bir daha söyle bakayım. Yarım muymuşum, adam mıymışım? Hadi lan dokun hadi. Tetiğe dokun da bak anında senden önce pıt diye pimi açmıyor muyum? Hava yoksun. Kuzey bak aradığımız psikopat manyak bu olabilir bak. Bunu buradan al çekelim pimi. Çekelim. Şişt, tamam şovu kesin lan. İndir şu silahları. Hadi. Bir daha bir tane bile mermiyi boşa atmayacaksınız. Neden burada olduğunuzu unutmayın. O manyağı yakalamak bizim amacımız.
Anladınız mı beni? Zey bak herkesin yanında beni böyle dişlerin arasından konuşma. Sinirlerim bozdu. Anladık da abi. Bu'yu sen de anladın mı? Anladım. Bana dişini bileme ya. Siz de anladınız mı? Anladık baba tamam. Aferin. Uzatın ondan sonra ben kendimi toparlıyorum. Çenem kasılık oluyor. Gelin lan tuzlu suyla gargara yapalım. Açalım çenenizi. Git lan da açar mı tuzlu suyu? Allah Allah. Sefer abi ne yapıyorsun? Onu yapalım. İşe yarayayım mı? Şu açmıyor işte. Anında açmıyor. Biraz beklemesi lazım. Abla. Oo, bacanak. Nihayet bulabildik seni ya. Vallahi ben ümidi kestiydim ha. Gitti sandım. Gidecektim de. İşte gidemedim. Gönlün razı gelmedi değil mi? Yok. Yani daha ziyade cüzdanı müsaade etmedi. O ne demek ya? Ya paran olsa gidecektin yani öyle mi? Param olmasa da siz varsınız yani. Yani 3-5 bir şey atarsınız herhalde değil mi? Hayda. Kalman için evet. Gitmen için benden kuruş çıkmaz bacanak. Al benden de o kadar. Hadi be. Hadi. Aşkım vallahi ben de şimdi tam seni arayaydım. Hatta bak bu saat olmuş bir günaydın bile diyememişim. Ama inan olsun ki her yerde biz Ömer'i arayaydık ondan yani. Osman tamam. Ben onun için aramadım. Başka bir şey için aradım. Çok daha ciddi bir sorunumuz var. Ne oldu benim Sibir'e kurdum? Senin niye sesin böyle geliyor ya? Bak şimdi söyleyeceğim sana ama sakin ol tamam mı? Tamam ben sakinim. Sen söyle bakayım hadi. Bize bir psikopat dadandı. Kimmiş o ya? He? Kimmiş o? Aklını peynir ekmekle mi yemiş? Kim dadanmış benim kenaverime? Osman tamam ya iyi ki bir sakin ol dedik sana. Ya biz de bilmiyoruz işte kapşonlu maskeli bir adam. Biz gece uyurken odamıza girmiş. Ben fotoğraflarımızı çekmiş. Kendiyle beraber ve babamın yanına bırakmış. İnanabiliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Neredesiniz peki şimdi siz? Çamburnu'nda sahildeyiz. Ya Sefer abiler yanımızda ama ekstra bir adam lazım bizi kollamaya. Osman siz adam olur musunuz? Olur musunuz ne demek kızım ya? Adamız zaten biz hatta adamın asıyız ası. Merak etme bulacağız o manyağı. Bulacağız o manyaktan da olmuşuma paspas yapmış ama. Göğsünden jant kapağı yapar, derisinden cam film yaparım lan ben onun. Kapat ola. Kapatın geriyiz. Ne oldu oğlum? Ne oluyor oğlum? Kime söylüyorsun bu kadar? Oğlum manyağın biri de dadanmış lan kızlara. Ne diyorsun bacanak? Ciddi misin sen? Oğlum o manyağı bulup dolmuşumu anten diye takmazsan bana da şoför demesinler. Yürü ola. Yürü gidelim. Hayırdır bacanak? Sen gelmeyin galiba. Geleyim ola geleyim. Yürü ola. Yürü ola. Nereden eve vurmada sesler oh. Ayağındaki meslerde yere vurmada sesler oy. Oh. Senin gibi uşağıda adam gibi içindesinler. Senin gibi uşağı. Adam diye kimdesin? Ne oluyor ulan? Hayırdır? Baba, seninle konuşmam lazım. Çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Ulan bir günde hayırla gir şuradan içeriye. Yine ne yaptın da başını belaya koydun ha? Baba diye geldiğine göre. Baba benle ilgili değil, kızlarımla ilgili. Ne diyorsun ulan sen? Kızlarımın hayatı tehlikede. Kızlarımın... Benim torunlarımın hayatı. Ne bu lan Kuzey? Ne bu? Peşimde biri var baba. Önceleri önemsemedim ama adam beni kızlarımla tehdit ediyor. Benim torunlarımla tehdit etmek ne demek ulan? İsim ver çabuk. İsim ver gidip gırtlağına bizzat kendim çökeyim ben onun. Tamam bir sakin ol ya. Ben kim olduğunu bilsem zaten hesabını sorarım. Baba, ben dedireceğim.
Kafayı yiyeceğim ben. Bu adam beni kızlarımla tehdit ediyor. Odalarına kadar girmiş. Dur hele, dur. Odasına kadar girip bir şey etmediyse... ...bura sana gözdağı vermek istiyor bu herif. Baba, benim tek zaafım kızlarım. Bu adam da bunu biliyor. Oraya oynuyor. Bunun farkındayım. Ne yapacağım baba ben? Bana bir şey söyle. Ne demek ne yapacağım? Torunlarımı alıp buraya getireceksin. Ben de bütün mollalara haber saracağım. Etrafta kuş bile uçurtmayacağız. Başka ne yapacağız? Hala duruyorsun burada la. Git torunlarımı getir çabuk. Baba ben gelemem. Ulan ne demek gelemem? Bu ne afra tafra ya? Baba afrayla tafrayla alakası yok. Yıldız'ın da canı tehlikede. Sen kızlarıma göz kulak ol yeter. Güzel. Ne diyeyim? Kızlarımın odasına kadar girdi değil. Bak evlat, bu sefer rüzgar sert esiyor. Bir başına dayanamazsın, devrilirsin. O bir başıma değilim ben. Ruhi var, sefer var. Ben başım çaresine bakarım. Madem öyle bekle. Al bunu yanına. Baba benim silahım var. Oğlum kullanmak zorunda kalırsan bunu kullanacaksın. Al. Ha benim başım belaya girmesin seninki girsin öyle mi? Olmaz öyle şey. Ya kızların senin yanında olmana ihtiyacı var. Hapiste değil. Al şunu. Kuzey. Dikkatli ol. Hadi. Sağ ol baba. Artık ya. Allah canını almasın Yıldızmam, sen miydin aklımızı aldın? Ne oldu ki, ne yaptık yine? Hani babanızı benden uzaklaştıracaktınız? Hı? Hani babanızı benden uzaklaştıracaktınız? Babanızı benden uzaklaştıramadığınız gibi çıkmış gelmişsiniz abi benim başıma buraya bir de. Olanlardan haberin yok galiba. Kız hiç bahane uydurmayın bak bana. Bana bahane uydurmayın. Haydi kalkın. Kalkın babanızı alıp gidiyorsunuz buradan haydi. Vallahi Yıldızmamcığım dün gece olanlardan sonra çok zor. Zaten babam o hal ilan etti. Allah Allah. Ne oldu da babanız olağanüstü hal ilan etti acaba? Psikopatın teki bize musallat oldu. Babam da zaten o yüzden çağırdı buraya. Size yazıklar olsun ha. Allah size yazıklar olsun. Ah, şimdi bu yalanı mı uydurdunuz bağ? Yalan söylemiyoruz ki. Doğru söylüyoruz. Kız öyle bir şey olsa babanız sizi burada yalnız mı bırakır? Hani nerede babanız göremiyorum. Dedenle konuşmaya gitti işte. Sizi burada böyle bir başınıza bırakır. Ya bir başımıza değiliz ki Yıldız abla. Sefer abiyle Ruhi abi bir yerlere saklandılar, gözcülük yapıyorlar. Ya daha demin Van Güm silah talimi yapıyorlardı, onu da mı duymadın? Yıldız abla, bugün gerçekten çok zor bir gün geçiriyoruz. Psikopatın teki dün gece evimize kadar, hatta odamıza kadar girmiş. Hem de biz uyurken. Ne? Hatta bununla da yetinmemiş, bir de biz uyurken selfie çekmiş, bir de gitmiş bunu babamın yanına bırakmış. Kız bana bakın, bunun şakası olmaz ha, şakası olmaz ha bunun. Ne olduysa onu anlatıyoruz Yıldız abla. Oy Allah'ım, Allah'ım esirgesin. Size bir şey olmadı değil mi? Bu manyak nasıl girmiş ha evimize? Vallahi o kadarını biz de bilmiyoruz. Oy, siz bana her şeyi bir baştan anlatın. Baştan anlatın bir bana her şeyi Feride. Yaşa. Ha. Ya kardeşim, bileyim Kuzey'e kızgınsın. Hakkında var yani. Yani ben başka bir zaman olsa senin karşına çıkmaya yüz bile bulamam ama. Bu sefer evlatlarım söz konusu. Doğru deyin doğru. Evlatlar mevzu bahis oldu mu akan sular durur. Öyle. Öyle. Yaşar. Ne? Ya beni yıllardır tanırsın. Bilirsin ben kendi işimi kendim çözmeye gayret gösteririm.
Yani hatta bir musibetle karşı karşıya geldiğinde de ortalığı karıştırmam, iş belbeleye vermem. Lakin şimdi vereceksin. Evlatlar mevzu bahis olursa gerekirse dünyayı ateşe vereceksin. Yaşar, adamı sakinleştireyim demeyin de daha bir gaza getireyim. Ya sen de elinin hamuruyla erkek işine karışma ya. Biz ne edeceğimizi bilirik. Bak Yaşar, bileyim sen Buse'ye kızgınsın ama gel bu musibeti birlikte alt edelim kardeşim. Heh. Tabii canım tabii. İtin hatırı yoksa sabırın hatırı var. Sağ ol. Kadılar emrindedir. Eyvallah. Eskiya gibi bir de silah mı kuşanacaksınız? Gerekirse kapı kapı dolaşacağız Emine Hanım. O iti, o uğursuzu bulacağız. Şeref Bey. Hadi benimki delinin teki. Mesen etme bari ya. Eccük mantıklı düşünün ya. Eccük mantık ya. Ya ne mantığından bahsedeyim ya? Evimindir he. Bak sen aklı başında adamsın. Bu işin böyle olmayacağını en iyi sen bilirsin. Bu iş aynen böyle olur Emine Hanım. Yaşar, hı, ben diyeyim ki Moğolları toplayayım Kuzey'in yanına gideyim. Ay, ay göreyim mi Hanife, göreyim mi? Kuzey'i alıp eve götüreceğine kalkalım da değil, nöbete gidelim diye. Peki, kızlar ne olacak? Ya kızlar ne olacak, kızlar ne olacak, ne olacak? Kızlar nenelerinin dizinin dibinde oturacak. Kuzey'le konuştum, getirecek kızları, merak etme. Tamam, kızları getirecek de onu mu diyeyim? Evde ben tek başıma ne edeceğim kızlarla? Ya o adam gelirse? Korkma Emine Hanım, biz ne güne duruyoruz ya? Kadılar evin etrafında kuş uçurtmayacak. This is Adams. You fool. Kendi adına konuş Osman'cığım. Öyle giyinip boyanmakla adam olunmuyor çünkü. Ya küçük ha, hadi Frodo ile Legolas neyse de Allah aşkına senin bu haline niye uyuyorsun bunlara? Tipe kulağa bak ya. Yani şimdi tabii hayatı bilgisayar oyunundaki gibi görünce böyle oluyormuş demek ki. Valla niyetimiz kimseye yaranmak değil, kendimize ekşanı yapmak. Siz işin ciddiyetine farkında mısınız? O elinizdekilerle birbirinizi bulmazsınız inşallah. Lütfen minişim. Yani buradaki herkes benim ne kadar iyi bir atıcı olduğumu biliyor. Çok şükür her Karadeniz'de anasının karnından nişancı doğar baldızım. Siz bize o manyağın kim olduğunu söyleyin. Biz gidelim bir insanın alnının çatına iki mermi bir ok nasıl sığdırılırmış gösterelim. Sen ruh hastasıysın. Ha? Ben sana daha yarım saat önce demedim mi bilmiyorum kim olduğunu diye. Biz bilsek zaten babam onu alnının tam ortasından vurur. Peki bu manyağın derdinin sizinle olduğuna emin misiniz? Vallahi bana da öyle geldi. Sanki sizden çok Kuzey abiyle uğraşmaya çalışıyormuş gibi. Ya biz ya babam ne fark eder? Ha eğer gelir gelmez korku pişman olmuşsanız hiç bahane üretmeden hemen çekip gidebilirsiniz yine. Ya ne ilgisi var, onu mu dedik biz? Ha. Ne de olsa Kuzey abiye yapılan yanlış bize de yapılmış sayılır. Orada evimiz, Kuzey babamız. Kalk 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 kalk. O ne? O ne? O ne lan?
Yardım edin lan! Yetişin lan! Dadın yetişmeyin lan, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Sefer abi, Allah senin canını almasın. Niye bizim ödümüzü kopartıyordun burada? Sefer abi? Nasıl ama? Vallahi bu kalemun hayvanın yanında halt etmiş yani. Benim kamufle yeteneklerim ondan çok daha iyi. Sen nasıl dayandın orada abi o kadar zaman? Ben aslında birkaç gün dururdum ya işte kalp. Biraz bastırdı. Beni iyi tanıyın, ben böyle bir adamım. Havada, karada, suda, kumda, hatta uzayda bile hayatta kalmasını becerebilen bir insanım ben. Bravo! Bravo! Sağ ol. Asıl size bravo ha. Tam tekmil donanıp gelmişsiniz. Aferin. Sizleri kendi ellerim ilan ediyorum. Benim komutamda olup ben ne dersem onu yapacaksınız. Yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Gerekirse tuvalete bile gitmeyip burayı savunacaksınız. Burayı koruyacaksınız. Bu kendi istedin mi? Yes sir, yes. Rahat, rahat. Ağır. Ağır. Bu arada bu okçuluk olayının tek elime aldıydım diye hatırlıyorum. Ben varken burada kimseye yay çekmek düşmez. Eğer yay çekilip birine ok saplanacaksa bunu sefer tuğunu olarak ben yaparım. Başkasına düşmez. Ne lan? Oğlum, oğlum gülme. Yayı yanlış yapmışım. Bu yay böyle gelinmez. Bozuk bu yay. Al şunu. Sırtlayın. Lan. Azul. Kız. Azul. Afiyet olsun. Ne zaman geldin sen? Demin geldim. Nasılsın? Kızlar bir psikopattan bahsetti. Ne oluyor? Sabah bununla uyandım. Oy Kuzey. Adam önce gitmiş kızlarımın yanına. Ondan sonra gelmiş sahilde benim yanı başıma kadar girmiş. Kim bu psikopat? Kim abi bu manyak? Bilmiyorum Yıldız. Bilmiyorum da o kaza yaptığım gün karşıma çıkan adam. Önce canıma kastetti, sonra kızlarıma musallat oldu. Kuzey, biriyle mi dalaştın? Sen pek seversin kendine düşman kazanmayı. Ne yaptın? Birine bela mı oldun? Ben bir tek sana belayım Mavişim. Sen de yani maskeyi takıp beni tehdit etmeyeceksindir herhalde, ne bileyim. Tövbe tövbe. Kim olabilir abi? Hiç mi gelmiyor aklına kimse? Vallahi benim çevremde böyle manyak manyak hareketler yapacak kimse yok. Peki Şule, mahkeme benle onu ayırdı. Yakında sizi de ayıracak. Böyle intikam almak için böyle bir oyun etmiş olmazsın. Vallahi bilmiyorum. Bence Şule canlı bir Kuzey istiyordur. Benim ölüm onun işine yaramaz. Ya o zaman kim bu manyak? Kim bu manyak ya? Bu adam gözlerine inanamıyor. Siz ikiniz yan yanasınız ve kavga etmeden konuşuyorsunuz sakince. Böyle ortamın süt liman olması bize yaramıyor. Bizim aşkımız kavgadan, kaostan besleniyor. Höstula, krizi fırsata çevirme hemen. Görmüyor musun Mavişim? Bu adam bile görüyor aramızdaki elektriği, aşkı. Ben yine de beladan mutluluk geldiğini görmedim Kuzey. Uzak durmakta fayda var. Sen hayırdır ya? Kütüphanede çalışıyorum diyorsun, sabah akşam buradasın. Sen bizi mi yiyorsun? Kuzey, başlama yine. Kuzey haklı. Benim bu aralar yönetimle aram iyi değil. O yüzden izin aldım. Artık iki dostumun yanındayım kanka. Ne yapıyorsun oğlum sen? İyice dokunmaçlı bir adam oldun. Sen beni mi taklit ediyorsun? Dost mu? Ne dostu ola? Ne ara dost oldunuz siz? Ya bir sır sayesinde diyelim. Bu adam bilginin gücünü kullandı, gönlümü fethetti diyelim. Ne sırrıymış? Sahneymiş. İyi. O zaman uyarayım Bulutçuğum. Bu okuz önce kendini sevdirir, ondan sonra terk edip gider, 20 yılda bekletir. Öyle olmayacak. Çünkü bu adam Kuzey'e güven tesisi. Evet, tamam tamam, hadi. Ben gidiyorum, biraz kızlarla ilgileneyim. Beni ararsan nerede bulacağını biliyorsun, kumsaldayım abi. Kızlar da mı burada? Ailece kamp ha? Hayır, diyorum ya, başımızda bir bela var.
Çok merak etti. Neymiş bu bela? O akşamlar ışıldı. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktı. Dilo dilo yaylalar. Komşu kızını zapt eyle. Yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşık çıktı. Dilo dilo yaylalar. Ay akşamlar ışıldı. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktı. Dilo dilo yaylalar. Akşamlar kıta dur. Lan. Alo. Sağa, sola dön. Oğlum. Şuna pozisyon al. Oğlum şuna. Al al. Kızım uzat ayağını geriye. Say. Bir. Komando. Kumanda! Oğlum göğüs, göğüs kuma vuracak! Göğüs kuma... Bizim öyle belin kırılır! Öyle belin kırılır, bu ne ya? Yapamıyorum ama! Bırak kalk! Kalk hele! Bu ne ya? Lat! Azul! Kıtta dur! Yerinde say! Sıl! 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 Ne oluyor lan burada? Kuzey! Ya, eğitim yaptırayım lan. Acayip sekti. Al lan bir tur da sen yaptır. Çekinme gel. Ya durdur şunları. Saçmalama. Kıta dur! Kızım doğru dedenizin evine hadi. Aa babacığım sende bir karar var. Apar topar çağırıyorsun. Apar topar gönderiyorsun. Kuzey yapma. Kızların eğitim hayatına engel olma bak. Saatleri de şurada canımı dişime taktım eğitim vereyim. Hala akşama kadar süre ver de şu yakın dövüş de ekipman eğitimini de alsınlar da öyle gitsinler. Yakın dövüş biliyor musun sen? Güzel yapma yakın dövüş benim işim. Tamam ne yapıyorsanız yapın ama hava kararmadan dedenizin evinde olacaksınız itiraz istemiyorum. Siz ne arıyorsunuz lan burada dingiller? Dertciğim biz çok korktuk gerçekten. O yüzden de onları çağırdık. Onların hiçbir suçu yok. Hem siz dememiş miydiniz adam lazım diye? Dedik kızım. Adam lazım dedi. Ben burada tek bir adam görüyorum. O da bu adam. Adam gibi adam. Pam pam ya. Nasıl bak beni göstereyim. Sizi değil bak bana değil. Niye? Ben adamım çünkü. Adamlık öyle kolay olmuyor. Niye adamın aslından anlıyor? Ben pam pama yeterim. Yürüyün gidin lan. Yürüyün. Duydunuz düdüğün sesini. Naç! Vallahi kusura bakma Kuzey abi ama yani dövsen de sövsen de böyle bir durumda yalnız bırakamayız sizi. Evet ya. Senin düşmanın bizim de düşmanımızdır Kuzey abi. Gerekirse canımızı bile veririz. Or dedemiz, Kuzey babamız. Taş yapma lan. Babanız falan değilim ben sizin. Beni sinirlendirmeyin, çukura gömerim sizi. Babacığım ne olur gönderme onu ya. Fazladan üç çift gözün ne zararı olur? Kızım bak ben bunların ciğerini bilirim ciğerini. Bunların işi adamlık değil, yılışıklık. Yok vallahi Kuzey abi. Biz sadece senin adamın olmaya, kendimizi siper etmeye geldik abi. Hazır ol bozma. Kuzey, alsınlar. Bunları düşmana yem olarak kullanacağım. Aferin lan. O olur. O olur, çok güzel olur. Yem olarak burada kalabilirsiniz. Ancak kızlarıma göz ucuyla bile bakarsanız sizi su kaplumbağasına çeviririm. Anladınız mı beni? Anlaşıldı komutanım. Rahat. Azul. Sağ. Dön. Yerinde say. Uygun adım marş. Pampa çukur kazacaksan pazartesi kaz. Akşam 8 gibi kazar. Kaz kaz. Kızım yetiş arkadaşına. Senkronizasyonu bozma ya. Senkronizasyon bu. Anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Yani tamam Kuzey aksi, nalet, huysuz. Yani o kuzun biridir ama yani kimseye bir kötülüğü dokunmaz ki. Niye onunla uğraşıyorlar anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. O adam böyle şeyleri bir filmlerde bir romanlarda gördü. Yani orada da bir psikopat görsem yolunu mu kaybettin derim. Fotoğraf hala gözümün önünden gitmiyor Bulut. Çok korkunçtu. Kızlar öyle savunmasızdı ki. Korkma. Ben yanındayım. Sana bir şey olmasına izin vermem. Sağ ol Bulut'um sağ ol. Ama benim de kendime göre önlemler almam lazım. Öyle boş boş duracak halim yok.
Uy. Alo, Yıldız abla. Bağ bak, bağ 3-5 kutu mermi lazım. Ne yapacaksın mermi abla? Savaşa mı gireceksin? Hem de emirlerin olmadan. Yok ula, yok. Aa, bir şey oldu yok. Sakin ol az biraz. Mermilerim azaldı ondan. Ya abla, ha bu Kuzey abi senin yüzünden... Boş kovan koleksiyoneri oldu. Anlar mısın? Yani siz hala da ateşkes imzalamadınız mı? Oy şükrü. Aha yordun beni ha. Az biraz sakin ol. Sus. Bana bak. Mermileri al. Çamburnundayım. Perşembe'de. Getir oraya. Haydi. Emredersin kumandanım. Şamol'da acaba ya. Allah Allah. Yıldız biraz abartmıyor musun? Mermiler, silahlar falan. Hey, adamın ne yapacağı belli olmaz. Psikopatın teki. Benim de elim armut toplamıyor herhalde. Geleceği varsa göreceği de var yani. Ama adamın hedefi Kuzey, sen değilsin ki. Yani yarın öbür gün benim başıma bir şey gelse sen bahane. Hedef Yıldız mı zaten diyeceksin? Şimdi o başka, bu başka. Sen benim için değerlisin. Ben seni seviyorum. Senin gibi bir dostu kaybedemem kanka. Sen de Kuzey'i kaybetmek istemiyorsun. Çünkü hala ona aşıksın. Kuzey'e hiçbir şey olsun istemiyorum Umut. O yüzden silahım hiçbir zaman boş kalmamalı. Vay be. Calamity Jane'e baksan. Onu terk edip aldatan adam uğruna katil olmayı göze alıyor. Kuzey beni terk edip gitti. Ben 20 sene onu bekledim buralarda. Nerede olduğunu bilmiyordum ama bir yerlerde yaşıyor olması bile benim için yetiyordu. O yüzden şimdi bu da bağ yeter. Kuzey çok şanslı. Ne yaparsa yapsın ona kıyamayan bir kadın var arkasında. Pembe abla! Yanaşma dönüşerim! Ay aklım çıkıyordu kız. Korkma evlat kuşum korkma. Ay Naide sen miydin ya? Ben de Karabaş zannettim ha. Benim kopa benzer bir halim mi var ya? Sensin Karabaş. Kızım onu demiyorum ya. Şu kara kafalı kapşonu psikopat var ya onu diyorum. He. Sen de duydun demek ki. He. He duydum. Ne yapacaksın? Bu sapanlarla mı vuracaksın herifi? Ben bunlarla babamla küçükken kara tavuk havluydum ha gitmedi bu. Adam ne istiyormuş Kuzey'den? Ne isteyecek? Kuzey'den belasını isteyeyim. Ay tamam anladık ya Pembe abla. Çok iyi atıcısın, çok iyi avcısın ya. İnsan koşun korkuyor teyzesi. Anam korkmasın o, korkmasın. Ben bir şey onu korur, gözünden sakınır vallahi. Bahar an koydun beni Gassan'ın başına. Ben sözelciyim ha, ne anlarım hesaptan kitaptan. Şükrü, getirdin mi ha? Daha fazlasını getirdim ablacığım. Hey, bu ne Şükrü? Senin için buraya bütün cephaneyi yığdım ablacığım. Ula Allah seni ne etmesin. Ben senin 3-5 kutu mermi istedim ha, bütün cephaneyi yığmışsın karşıma. Senin canın süt şişesi vurmak isteseydi bir kutu mermiyle bunu hallederdim ablacığım. De bana bakayım, senin başın belada mı? Benim değil. Bu sefer Kuzey'in başı belada. Neyse, sen abi bunları git benim kulübeme bırak. Ondan sonra git haydi. Tamam, sağ ol. Hiçbir yere gitmeyelim ablacığım. Burada senin en yakın korumanım. Şükrü, git yakın korumalığını benden uzakta yap. Dikilme benim karşımda. Söyle bana bakayım ablacığım. Bugün seni hangisinden görüyorum? Ha ondan mı, ha bundan mı? Soygun var, imdat! Nerede lan soygun? Ulan sağ diyor, sağ diyor. Al kasayı git, al paraları git. Vurma, vurma, vurma. Kız az biraz sakin ol, az biraz sakin ol. O soyguncu falan değil. Değil mi soyguncu? Şükrü benim sağ oğlum, yaverim, hatta eniştem. Hanımefendi, patronunuz burada mı? Çağırır mısınız onu bana? Patron benim zaten. O zaman beni işe alır mısın? Yani üzgünüm ve kusura bakma ama bir güvenliğe ihtiyacımız yok. Burası bir aile müessesesi Şükrü. Yani böyle üstün başın silahla gezemezsin ortalıklarda. Ama bir bulaşıkçıya ihtiyacımız var. He.
kız. Vallahi mı? Benim aha bu dertten kurtarır mısın? Seni değil kendimi kurtarıyorum. Hiç güzel yıkayamıyorsun çünkü Yıldız. Yazıklar olsun sağa. Şükür sen niye mutfakta değilsin hala? Hı? Allah işe alındım. Mesainin bir dakikası doldu bile. Hadi. Ha ama bak silah görmek istemiyorum. Sıkıntı yok. Wonder Woman. Niye yürüyen bir cephanelikle geziyorsun sen? Yine neyi kaçırdım acaba? Hı? Kuzey'le kızlarının başı belada. Korumaya ihtiyaçları var. Vay! Wonder Woman aşkını kanatları altına aldı demek. O ne demek kız? Bahar! Öyle demek istemedim. Bahar! Allah'ım yarabbim icat kız! Evet, elimle görmüş olduğunuz el bombası. Bu el bombasının 3 çeşidi var. Tahrip, kimya, eğitim. Bu ne elimdeki? Kimya. Eğitim. Kim dedi kimya? Eğitim kim dedi? Osman, bak sözlüye gel yanıma. Alkışlayalım Osman'ı. Gel bakalım. Aferin bak, Rambo ya, tamam. Evet, Osman. Anlat bakalım bize bu el bombası nasıl atılıymış bu arkadaşlarına anlat. Ya bunda ne var ya? Şimdi bomba, bu da pim, bunu tutayık, çekik, sayıp atayık. Dur bakayım. Hadi at, hadi at, hadi at, hadi at, hadi at, hadi at, hadi at. Nereye, nereye? Sana denize at mı? Nereye atacak? Hadi. Olmaz atamadım. Bu balıklar ölür ya. Ben de balık balık yemiyor musunuz akşam? Manyak balık. Canlı mı yiyorsunuz? At artık şunu. Pısır pısır konuşuyorsunuz. Oğlum taşla mı atmadın taş lan? Taşla mı atmadın hayatında? Ya ben şey ne bileyim taşla aynı şey bu. Heyecandan şey yapamadım ki ben ne yapayım ya? Beni delirttiniz ya. Kaç. Kaç. Yürüye gidelim lan burada. Vurdu lan. Allah'ım duyuyordum. Ya benim çevremde bir tane normal insan olmayacak mı ya? Gene kendi söküğünü kendin dikecek Kuzey. My hair. Aa, neler oluyor? Sorun ne? Uzun hikaye Işıl. Kısaca sen artık burada kamp atmasan iyi olur. Başka bir yere kurul çünkü burası artık güvenli değil. What's going on? Anlatmalısın. Gerek yok. Gerek var. Anlatacaksın. Anlatmayacağım. Anlatacak. Anlatmayacak. Hayır anlatacak çünkü biz hukukluyuz. Neliyiz neyiz? Hukuklu. Yani aramızda bir hukuk var. Belki tekrar hayatımı kurtarmam gerekebilir. Gerekmez de anlatalım bakalım. Bak şimdi. Daha başka bir şey var mı isteyeceğiniz? İçecek mi vereyim? Garson Hanım. Garson Hanım. Yıldız bakar mısın buraya? Gel bir dakika Yıldız. Afiyet olsun. Allah. Abi, koyun acebine. Nasıl çevirdiniz abi burayı? Aile var. Menü götür bana çabuk, menü getir bir tane. Menü mü? Ne diyecekmişsin sen menüyü? Allah Allah, yiyeceğim. Bana bak Yıldız, boş yapma abi, beni sinirlendirme. Git bana bir şeyler getir. Acım diyorum, anlamıyor musun ya? Öleceğim acımdan. Bu kim ya?
Efendim Nadidem, efendim evlat başımın anası. Biz sana küstük severim. Sen bizi bir başımıza bırakıp gittin. Hadi yapma şunu artık, yeter ya. Çocuğumuzun yanında yanlış yönlendirme. Kim bilir? Belki de siz o psikopat adamın gelmesini beklerken o çoktan yalnız. Güzelleri güzeli, çekici ve de hamile bir ağ vurmuştur kendine. Çok geç olmadan evine dönse efendim. Oh, ah Nayi, ah Nayi ya. Baba kız, ben bir evi donatıp geleceğim. Buralar sana emanet, pam pam sana emanet bak. Gözün üstünde dursun bak. Öyle aç saç bakma orada bak, hadi. Pam pam kendini İngiliz Kraliyet ordusuna emanet etti çoktan. Kız da yapıştı kene gibi ha. Bir gitme daha, bir gitmedi. Yaşar Efendi, ha. Dışarısı soğuk, üşürsün, üstüne bir şey giyeyim. Ya istemeyeyim ya, çocuk muyum ben? Ya o istemeyeyim ne, üşürsün. Aa, al bunu giy, giy giy. İyi tamam, tamam. Ya bu benim değil ki. Ya senin de ölse poyrazındır. De, amma tantana ettin ha, giy şunları haydi. Tamam, hah, bakayım. Oh, aman çok da güzel oldun. Bir de rüzgarlı, ha. Oh, tamam. Hadi, eyvallah. Haydi. Haydi. Ha. Vay vay vay. Vama bak ya. 20'lik delikanlı gibi olmuşsun ha. Yok canım. Ya var canım babam ya. Da hayırdır ne bu hal, nereye böyle? Arkadaşlarla psikopat avına çıkıyor. Ne psikopat avı ya, ne oluyor? Hadi beni lafa tutmayın, arkadaşlar beni bekliyor. Bir dakika, bir dakika. Şey, ben de geliyorum seninle baba, bekle. Aa, sen gelmesin. Burada kalıyorsun. Sen daha küçüksün. Aşk olsun baba ya. İyice kalbimi kırıyorsun ha. Hayırdır? Sen beni kadınlardan saymıyor musun? Sayayım, sayayım, saymasına da senin vazifen daha büyük. Sen evi kollayacaksın oğlum. Sen ananın göz kulak olacaksın. Sana kadınların en kıymetli hazinesini emanet ediyorum. Teşekkür ederim bu özel görev için baba. Sen hiç merak etme. Evin etrafına kuş uçurtmayacağım. Donumuzun son damlasına kadar evimizi, her şeyi, anamı, hepimizi uğrayacağım. Aferin lan. Hadi çak. Aa, buyurun Yaşar Bey. Buyurun lütfen. Buyur. Halife Hanım. Ana. Ben tabancayı aldım da yedek mermi almadım yanıma. Ben bütün mermileri mal değneğine sıktıydım. Sefer. En iyisi seferin mermi zulasını patlatmak. Benziyor. Al bak, tek vuruşta aldım ya. Ya bir vuruşta indirdim ha.
bakamayacağım. Yatsın da. İyi, hadi bakalım. Niye benziyor? Kim kız? Psikopat niye benziyor? Ha şey ya. Annemin erkek arkadaşım. Şey. Babama benziyor. Ne? Babama benziyor çok fena. Oh, oh Sefer. Bu babama ağladın. Haydi dokunma. Demek psikopat babanmış. Saçmalama Sefer. Naide neyi saçmalama dokunma ya. Hayatta babana bile güvenmediler yani. Görmüyor musun Naide, kör müsün? Kapşonlu siyah bağım işte psikopat. Ne yaptın, çok mu sert vurdun? Naide sert ne kelime, tır çarpsaydı daha iyiydi yani. O tavanı tam böyle yuvarlak yeri tam cuk diye kafasının ortasına geldi. Lönk diye bayıldı yani. Bir bak bakayım bir nefes var mı? Şey... ölmüş mü bak, ölmüş mü? Dur dur. Yaşıyor. Oh. Lan nasıl yaşıyor? Keşke ölseydi ya. Ne saçmalıyorsun Sefer ya? Ne saçmalıyorsun? Bu mu katil mi olacaktı? Haydi sen saçmalama. Şu an babam kalktığı zaman evlat katil olacak. Adamın kaburgalarını kırdım. Adamı silahla yaraladım. Bütün kaburgalarını teker teker kırdım. Şimdi de kafasını yardım. Kalktığı zaman ben ne olacağım lan dedim. Ben yok olacağım yani. Benim bitirecek ben. Bittim ben yani. Ya tamam kocam ya tamam. Bir kazadın olmuş yani. Ne olacak? Hadi tut kolundan da kaldıra. Hadi. Oldu. Saçmalama. Ben ayak ucundan tutamam. Sana kolay gelsin sakın. Nereye gidiyorsun ya? Dursana adamı. Ben Pampam'ın yanına gidiyorum. Gerçek psikopatı yakalamaya. Bak sen de yüklüsün. Elleme o. Kendi uyanır. Alışık o. Hadi. Kendi kalkar o. Neler oldu da kalktı? Her şey de kalkıyor zaten. Babacığım. Kuzey ah, ne kavgam bitiyor seninle, ne de sevdam. Allah'ım, aşkım sana emanet. Koruyacaklardı bizi. Saat kaç oldu? Hala yoklar. Gelmeyecekler mi acaba ya? Yok kızım yok. Yaşar amcan kendisi de dedi. Ben getireceğim dedi. Sözünde durur o. Kızlar, nenelerinin kaymakları. Sizin bilip de bize demediğiniz bir şey var mı?
Biz de bir şey bilmiyoruz ki. Yani şey için diyeyim kızım, dünyanın bin bir tane halı var. Yani bu manyak, bu banza değil de size karşı bilinmiş olabilir. Bize mi? Yok artık. Yani bizim görüştüğümüz kimse yok ki bir düşmanımız olsun. Kızım, ben sizi suçlamak için demedim. Yani diyeyim ki hani böyle size musallat olan, sizi korkutup sindirmeye çalışan birileri varsa korktuğunuz, korkmayın konuşun diye diyeyim. Korkmuyoruz biz babaanne. Kolaysa çıksın karşımıza. Doğduğuna pişman ederim onu. Gördün mü cevalim ya? Ay ne alasına çekmiş ha. İstiyorsa gelebilir. We are dangerous. Dangerous? Yani babaanneciğim diyor ki rahat ol. Biz ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Kızım ben rahatım zaten. Size de böyle ayrı ayrı çok güveneyim. Siz benim kaymaklarımsınız. Ama insanlık hali başınıza bir şey gelirse, bir hata yaparsanız, bir yanlışa düşerseniz sakın korkmayın. Korkmayın kızım, ben arkanızdayım. Her zaman sizin arkanızdayım. Kapı gibi babaanneniz var. Ya babaannem ya. Gel gel. Gel kuzum kuzum gel gel. Gel annem gel. Oy pembe. Gamer. Oh kuzularım. Oh yavrularım benim. Oh. Neredesin baba? Neredesin? Oğlum Allah'ını seversen biz niye burada nöbet tutuyoruz ya? Ne oldu, korktun mu? He korktum. Korktum. Allah Allah. Ya gidelim başka bir yerde nöbet tutalım, olmayayım mı? Olmaz. Burada hem iyi kamufle oluyoruz hem de evi her açıdan görebiliyoruz oğlum, baksana. Bence gidelim kapıda nöbet tutalım. Daha mantıklı ha? Kargocu mu bu adam Osman kapıdan girsin? Mızmızlanma oğlum, dikkatimi dağıtıyorsun. O ne be? O ne oğlum? Yuh oğlum yuh. Kuş o ya. Allah Allah. Kuş mu? Yemin ederim korku film efekti gibiydi, böyle kuş mu olur ya? Hani sen bugün bu adamı bulursan dolmuşun anten diye takıyordun. Ne oldu? Oğlum bu ayrı, bu ayrı. Bunlar ölü ölü. Bunun sağ solu belli olmaz ha. Abi. Sen madem darlanıyorsun, çıksana aşağıya dolmuşa git. Yanımdan bezdirdin ha. Giderim. Giderim ama sen de gelirsen giderim. Başka türlü gitmem. Allah'u ekber. Emin. Allah aşkına bak oğlum. Mezar kapraşı. Sana öyle gelmişti. Allah'a bak Allah aşkına. Oğlum çekiştirmesene. Çiçekler o iyi bak Emin. Bak yemin ederim ölüler mezarı zorluyor bak. Ah, ah, al işte. Kedi. Dur. Allah'ım yarabbim ya. Geldi, geldi. Vallahi geldi. Geldi bakalım. İnanallah. Ne yapıyorsun oğlum? Adam geldi diyorum. Osman adam geldi oğlum. Ne adam oğlum? Ne adamı lan? Aa, bak. Bakayım şu. Ne bakayım. Niye de babası? Yürü. Gülse canım, çekiyorum. Vallahi vurdum. Vallahi indirdim sapı ha. Helal lan bacana, gel lan. Dur, dur. Yavaş, yavaş, yavaş. Kırama vallahi beynini ortadan ikiye açarım bu sefer ha. Osman. Emin. Hay Allah ya. Ya sen miydin? Siz mi vurdunuz lan beni? Vallahi Osman vurdu. Ulan yazıklar olsun sana ya. Ben vurdumsa da hedefi sen gösterdin ya, onu niye demeyin? Oğlum niye vurdunuz lan beni? Niye yaptınız bunu bana? Ya bacalak biz seni o katil sapık zannettik ya. Uf, kusura bakma. Hem sen ne yapıyorsun ki burada? Niye buradasın sen? Korumaya geldim. Bu şeyi. Kızları. Ha, kesin kızları korumaya gelmiştir. Feride'yi değil. Tabii tabii tabii. Oğlum bırakın dalga geçmeyi de beni hastaneye götürsenize. Kan kaybından öleceğim şimdi. Pardon. Kolumda. Ver bakayım şurada. Çok ağırsın be. Ya nerede kaldım? Mesajımı da görmemiş ki. İletilmedi bile.
ben bugün pembişimi görmeden gitmem. O bana gelmiyorsa ben ona giderim. Bir dakika. Bir dakika. Ne bir dakika? Oğlum saçmalama, gidemeyiz hastaneye falan biz. Niye? Oğlum kurşun yarası ya bu. Ne diyeceğiz doktorlara biz? Ya şakalaşırken falan oldu deriz, bir şekilde hallederiz ya, hadi. Yok olmaz bacanak. O riski göze alamayız. Zaten okula verdiğimiz sahte rapor yüzünden cezayı ertelememiz var. Vallahi canımıza kıyarlar bizim ha. Öleyim mi ben Emin? Ne olacak? Tamam tamam, bağırma ya. Şey yapalım. Doktor Cihan'a götürelim biz seni. Tamam hadi götürelim. Allah'ım. Ben bununla vurdum zannedip kesin gideceğim. Lan bu araba nereye koydun? Az ileride, az ileride. Şurada oğlum. O kim lan? Kim? O kim oğlum? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yok şey yaramam ya. Efendim? Alo. Aşkım o psikopat eve giriyor şu an. Ne? Ya senin o manyak psikopatı diyorum ya. Alt katın camından eve girdi az evvel. Biz gelene kadar koruyun kendinizi. Aa! Psikopat eve girmiş. Ne? Psikopat eve girmiş. Oğlum ne bakıyorsunuz, gitsenize. Doğru. Yürü. Psikopat eve girmiş. Ne yapacağız şu anda? Ne diyorsun ya? Ne yapacağız şimdi? Biraz sen hemen kapıyı kilit. Tamam. Ben yapacağım. Kapatın. Ben buradakini kapatayım. Ben bunu kapatıyorum. Kapat çabuk. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu şu an? Tam yanına gel. Abla. O ne ya? Tamam susun şimdi, sakin olun. O zaman direkt vur onları. Sakın bak, sakın o adamı ıskalamıyorsun. Süt şişesi gibi vur, kır, yak. Susun. Ben pembişimin odasını arıyordum. Ona gül getirdim. Ya.
Senin bu saatte benim evimde ne işin var? Efendim bunları tartışacağınızda ambulans alın. Vuruldum diyorum. Ay kim vurdu bu damat eskisini ha? Ne oluyor burada? Ya kim vurduysa vurdu, bakmayın öyle, biriniz ambulans arasanıza. Olmaz. Aramayın sakın ambulansı falan. Cihan abi gidemez hastaneye, onun birini tedavi etmesi lazım. Kimi? Efendim işte ambulansı arayın, gelir ambulans. İkimizi birden hastaneye götürür, orada tedavi ederler bizi. Olmaz. Onda da senin gibi kurşun yarası var. Eğer ambulansı karıştırırsanız polise açıklama yapmak zorunda kalırız. Evet, hem bu sefer Feride'yi de bizi de alırlar içeri. Feride? Gayman, sen mi vurdun bu damat eskisini? Ver bakayım o silahı. Ver. Bana bakın, kimseye bir şey demek yok. Ben vurdum bu damat eskisini. Ne? Ben vurdum. Hiçbir şey demeyin. Yoksa ben gaybamı hapislerde çürütür müyüm? Merak etmeyin efendim, ben de sizin hapislerde falan çürütemem. Gerekirse kendi kurşun yaramı kendim temizlerim. İyi o zaman. O zaman kendi kurşun yaranı kendin temizle. Ama şey, birinin gidip muayenehanemden gerekli ekipmanları alması gerekiyor. Allah! Ben alırım ya. Ama bir şartla. Ömer'in kurşununu da çıkaracaksın. Ne? Keçi gayı mı vurdunuz siz? Ne diyorsun sen ya? Ömer iyi iş oldu. Nerede şu anda Ömer? Aşağıda yolda bıraktık. Ne yolu? Ne yolu ya? Abla! Ay iyi misin? Acıyor! Ne yapıyorsun? Giyme toz oldu, siyah giyme söz oldu. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da sabına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Thank you.
Kimsin lan sen? Bu adam? Bu adam kim lan? Niye öldürmeye çalışıyor beni? Yaklaşma! Yaklaşma yoksa kız ölür. Bırak kızı! Yaklaşma oğlum! Bırak kızı lan! Kuzey! Gitme dur! Ruhi! Yakala şu manyağı! Ya bırak Allah aşkına bırak beni! Adam kaçtı senin yüzünden! Bak! Ben senin hayatını kurtardım. Hem de iki kere. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Sağ ol. İşime karıştın, planımı berbat ettin. Geldi lan psikopat! Ah! Oh my god! Bu mu lan psikopat? Yat yere! Kim lan bu? Kim? Ah! Seni kız papandan! Kuzey! Sefer, bırak kızı psikopat falan değil o. Değil mi? Bana kim o zaman? Bu kız kim ya? Oğlum, adam geldi buraya. İpi boğazıma geçirdi, boğuyordu beni az daha. Ya, kaçtı mı sonra? Kaçtı. Oğlum, sen niye sudan hemen çıkmıyorsun? Ne yapıyorsun suda? Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? Var mı lan? Hey! Ben hiçbir şey anlamadım. Siz burada ne yapıyordunuz? What? Ya biz bu adama tuzak kurduk. Anladın mı? Kızları gönderdim ben. Kendimi açık hedef haline getirdim. Sen manyağın geleceğini biliyordun. Bilmiyordu ama işte şansımı denedim. Geldi. Sen gelip müdahale etmeseydin, planımı bozmasaydın, Sefer Beyefendiler de sudan zamanında çıksaydı paket edecektik adamı ama olmadı. Yeter ya! Ben saatlerdir şimdi sudayım, solun başlarım çıktı, ben gidiyorum. Bana bak, sen niye böyle duruyorsun? Dostum küçük, L'ye gelmiş. Sen normalde ne giyiyorsun? Benim 2 L. Tamam oğlum, konuş şuna, benim gitmem lazım hadi. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum psikopat burada neyse eve gitmiştir, nadir evlat kuşumun yanına gitmiştir o. Kız, pampam sana emanet, iyi bak bak. Tamam, hadi görüşürüz. Nereye oğlum? Oğlum şimdi böyle üstüm başım ıslak, araba araba almaz beni Taksim'i. Sudan geldim, oradan giderim ben, hadi. Güzel. Ararım ben, hadi görüşürüz. Suda çekmez araba, suda çekmez şimdi. Ya gidince şey yap. Hadi görüşürük. Vallahi Cihan abi helal olsun ya. Bu halinde bile operasyon yaptın ya. Sana daha da bir şey demeyeyim yani. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben mühim değil efendim. Ben görevimi yaptım sadece. İyisin değil mi ama? Ağrın sızın yok değil mi aşkım? Ne dedin sen? He? Ne dedin? Aşkım dedi anne. Vallahi aşkım dedi. Anne şey o ya. Ağzımın alışkanlığı. Ağzımın alışkanlığı o. Yoksa şeytan görsün bunun suratını ya. Ya Allah bir daha bizi yazdıysa bozsun ya. Ne yapayım? Yalanlandı olsa böyle cümleler kurmanı yüreğim kaldırmıyor. Ben dayanamıyorum, anlatacağım her şeyi. Ortalık fena kızışacak siz talar. Ne? Sen be? Ne dini anlatacakmış ba? Emine anneciğim. Biz Pembişim'le barıştık. Ay çok mutlu oldum ya. Pembe, ben kulaklarım doğru mu duyuyor? Doğru duyuyor efendim. Bu konuda da bizi anlayışla karşılayıp saygı duyacağınızı düşünüyoruz. Duymayayım, size saygı duymayayım. Siz ananızla kalkıp böyle nişan bohçasını kafama attığınızda bana saygı duydunuz mu ki benden saygı bekleyiniz? Efendim gençliğime, cahilliğime verin. Yani bilemedim, hata ettim. Affedin. Affetmeyeyim, affetmeyeceğim de. Çocuk oyuncağı mı bu oğlum? Ha? Siz bizi gurursuz mu sanıyınız? Sus! Senle sonra konuşacağım. Babaanneciğim biraz sakin mi olsun acaba? Ha? Olamayayım kızım, olamayayım. Siz onun öyle kedi eni gibi yattığına bakmayın orada. O ne anasının oğluşudur o. Anne ay poli ama. Babaanneciğim bari bizim hatırımızı affetsen ha? Yazık değil mi aşıklara? Değil kızım, değil. Şişt, delikanlılar, hadi bunu buradan kaldırın, gözü görmesin. Götürün bunu. Gel! Yakarım ha! Atın oturduğunuz yere! Eğer
doktor bu evden çıkacaksa sadece benim kolumda çıkabilir. Eğer onu kovuysan bil ki beni de kovuysun. Ya öyle mi diyeyim? Madem sen bu damat artığının arkasından gidecek kadar salaksan aha kapı orada gidebilirsin. Ha. Vallahi mı? Vallahi. Hadi ben bizim gidelim. Yok. Ben gitmeyeceğim. Niye? Bir kusur mu işledim? Yok, senden ötürü değil. Ama ben aşkına da ailesine de yüz çevirecek tüniyette bir kadın değilim. Bileyim, bileyim kızım. Ama hem burada kalacaksın hem gönlünün istediğini yapacaksın. Yok öyle. Aha bu damat Artuğ'una aşkım diyeceksen bana ana düme. Haydi bakayım, kapı orada. Haydi git. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim de gitmeyeceğim. Evim değil mi? Gitmeyeceğim. Kuruyup kasam da gitmeyeceğim. İnat değil mi? Gitmeyeceğim. 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 Kim lan bu manyak? Annenize hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Lan! Bu ne ya? Yerliler geldi. Ne yerlisi be? I don't know. Öylece durmuş bize bakıyorlar. Bizi yakacaklar. İnanmıyorsan bak. Yerliler tabii kızım. Molluoğlu yerlileri bunlar. Salih! Niye çevirdiniz lan ateş çemberiyle etrafımı? Akrep miyim ben? Hayır kaptan. Ama senin başına bazı zehirli akrepler musallat olmuş. Biz seni korumaya geldik. Bir büyük yerden kaptan. Durun ulan yiğitler, durun. Atarın. Baba. Ne işin var burada ya? Ne demek ne işin var ulan? Oğlumu korumaya geldim. Bak. Bütün molla yiğitlerini topladım getirdim senin yanına. Korkma bundan böyle. Senin arkanda dağ gibi babam var oğlum. Sıkıysa o manyak herif şimdi gelsin bakalım. Sıkıysa şimdi dokuzunu sahada görelim. Babam benim ya ama adam geldi. Geldi ben elimden kaçırdım. Ne diyorsun ulan sen? Ne demek herif geldi? Ulan sağa bir şey yaptı mı? Boğdu Kuzey'i. Kızım bir dur Allah aşkına. Baba onun Türkçesi yok. Türkçesi kıt. Boğuştular demeye çalışıyor. İşteş fiilleri daha geçmediler amcası. Sen ne diyeyim anlamayayım ula ben. Bırak şimdi onu bunu da herifin sıfatını görebildin mi? Gördüm ama gördüğüm hiçbir sıfata benzemiyordu. Tanımıyorum adamı ama beni öldürmek istediği kesin. Hayır. Gördünüz mü ola? Ulan senin bu kadar canınla cebelleşirken, kendinle boğuşurken o çok sevdiğin pampaların nerede peki? He? Nerede ula o bostan korkulukları? Biri tırstı kaçtı, öbürü de hanımının yanına gitti babacığım. Hanımının yanına gitti. Ulan mollalar, açın kulaklarınızla beni dinleyin. Bundan böyle var ya bundan böyle. Canınız pahasına burayı koruyacaksınız. Hey! Anlaşıldı mı ola? Gerekirse şahit olup uçacaksınız. Balık olup yüzeceksiniz. Kaplan olup saldıracaksınız. Baba iyi hoş da bu kadar adamı buraya yığmaya gerek yok. Yani anam ne yapacak, kardeşlerim ne yapacak, kızlarım ne yapacak, onları kim koruyacak? Sen merak etme oğlum, baban onu düşündü. O işten kadılar sorumlu. Az sonra oraya varmak üzeredirler bizim eve. Ne güzel yapıyorsunuz ya, bir daha yapsanıza.
Ne güzel değiller değil mi? Bir daha la. Hey! Hey! Salih! Ula bu ne? Garetta garettalar gibi kumdan çıkmışlar. Aha Şeref amca. Tüh, korkak okuz. Gitmiş yine babasının kollarının altına sığınmış. Şunlara bak ya. Bir de beni koruyacaklar daha, tiplere bak. Günaydın ula. Günaydın baba, erkencisin. Ne erken ula? Uyuyan mı var? Yani niye uyumadım baba? Beni kaldırsaydın en azından dinlenirdim. Oğlum biz deniz kenarına keyif yapmaya mı geldik? He? Hem seni uyandırsam ne edeceğim? Birlikte yakamozları izledik. Tövbe estağfurullah. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim be baba? Bak evlat. Şefkat, merhamet. Bunlar anne babaya avans olarak verilmiştir. Niye bileyim mi? Gün gelince evlatlarına hammallık edebilsinler, sırtlarında taşıyabilsinler diye. Bu anne babalığın fıtratıdır oğlum. Hoş gerçi bunu sen de daha iyi bilin ya. Alo! Kalkın ulan molla balıkları. Hepiniz kıyıya vurmuşsunuz. Kalk! Kalk! Salih! Hazırız, kaptan, açılabiliriz. Hazırız. Gemi açıldı, gitti Salih. Haydi bakalım. Mollalar! Kalkın ulan! Şu an kalkın ulan. Hala hayatıyla kalkın ulan. Önce bir kahvaltı yapaydık ağam. Açık hava acıktır ya ağam. Bak işte bunu doğru dedin ha. Kuzey. Hiç bana bakma baba, ben bu kadar adamı nasıl doyurayım? Ulan ne var bunda ulan? Hemen şuracıkta geçir, pek şuracık değil ama restoran var. Git ekmek arası bir şeyler yaptırıver hadi. Kaptan be, benim balıklar soğansız olsa olur mu? Soğan boğazımı kaynatıyor ya. Benimkine domates koymasınlar. Kabuklarım dişlerim kesmiyor. Öyle mi canım? Öyle mi oluyor? Canım benim. Siz buraya piknik yapmaya mı geldiniz? Nöbet tutmaya mı? Bu nedir ya? Baba Allah aşkına gidin siz. Sen ne diyorsun oğlum? Seni kim koruyacak biz gidersek? Ben kendimi korurum. Hem sizin kızların yanında olmanız lazım. Orada ne kadar kalabalıksanız o kadar iyi. Sen ne diyeceksin? Ben bekleyeceğim. O herifle teke tek bir hesaplaşmamız var bizim. Yok, olmaz öyle şey. Ulan Müslüm! Bana bak, yanına 4-5 sağlam adam al. Burada kuzen yanında kalacak Suus, tamam mı? Tamam ağam. Diğerleri benimle gelecek. Hadi ula, tut sopanı. Ulan şu ceketimi de unutma. Yürüyün. Düşün arkama, düşün. Soğanlı ha Salih. Lan ne duruyorsunuz? Kahvaltı edeceğiz de hadi. Ayağın çok acı mı? Yok, ben bir şey hissetmiyorum bile. Ne demek hissetmiyorum ya? O ne demek? Kalıcı bir hasar falan kalmış olmasın? Yok yani hissetmiyorum derken acı hissetmiyorum. Merak etme, korkma, hiçbir şeyim yok benim. Ha. Ya biliyor musun doktorum? Şimdiye kadar hiç kimse benim için kötürüm olmayı göze almadıydı. Hiç kimse kendini benim için mermilerin önüne atmadıydı. Yani hiç kimse beni senin kadar sevmediydi. Beni de benmişim. Biliyor musun?
Çocukken hiç arkadaşım olmadı benim. Okuldayken bile çocuklar hep ödevlerini yapayım diye geliyorlardı yanıma. Bu zamana kadar annemden başka kimse sevmedi beni. Ne? Doktorum. Hani dedim ki, eğer okursam, büyük adam olursam işte o zaman severler beni. Ama sen beni sevdin Pembeciğim. Sevdim ya. Benden asla vazgeçmedin. O yüzden bundan sonra dünya bir yana sen bir yana. Bütün dünya karşımızda dursa da ben asla vazgeçmeyeceğim senden. Oğluşum. Anne. Oğluşum. Kim ne yaptı sana? Ya anne bir şey yok. Ya, küçük bir kaza benim. Ufak bir sıyrım var. Ay bir sıyrım. Ay ne oldu? Ne yaptınız benim oğluşuma? Oğluşum. Ne olur korkma söyle annene. Vurdular değil mi bunlar seni? Ya öyle ama... Ben bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Sürüm sürüm süründüreceğim sizi. Oğluşum, tehdit ettiler değil mi seni? O yüzden bu kadının yanındasın değil mi? Anne kimsenin beni silah zoruyla falan korkuttuğu yok. Tehdit ettiği de yok. Hadi ana, o nasıl laf? Ne diyorsun sen? Sen hiç tanımadın mı bizi? Tanıdım ben sizi, tanıdım. Siz benim oğlumu tehdit ettiniz. Silah zoruyla barışmaya zorladınız. Ya anneciğim kimsenin beni tehdit falan ettiği yok. Ben kendi özgür ve hürür erdemle barıştım ben bişimle. Ay! Ay bana bir şeyler oluyor. Ay ölüyorum ben. Hadi anne. Hadi anne. Ölüyorum. Ay anne deme bana. Ay. Bana bir tek oğluşum anne der. Anne gel sen şuraya bir otur. Ay. Hayır yok yok. Oturmayacağım ben. Ay. Ben çok iyi değilim. Ay çok fenayım. Onu bilik. Cihat! Beni eve götür. Tamam gel anne. Moğolluları Gumsal'a inmişler kuzeyi korumak için. Ben kuzeyi daha cesur bir adam bilirdim. Bir adam için koskoca aşiretin arkasına mı sığındın? Bir adam mı? Senin bir adam dediğin ruh hastası, psikopat. Kuzey elbette kendi canını koruyacak. Seninki gece bayağı korkmuş demek ki. Ya ne korkması? Kuzey benim gördüğüm en cesur adamdır yani. Akrabaları önlem almak istemiş o kadar. İşte toz kondurmuyorsun ha unutmak istediğin aşkına. Bu gidişte Kuzey'in ihanetini bile unutacaksın herhalde. Hiçbir şey unuttuğum yok. Sadece şimdilik kendi meselemi biraz öteledim o kadar. Kuzey böyleyken o an sırtımı dönemem. Kendine bu kadar yüklenme bence. Senin yaşadıkların da kolay değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum Bulut. Vallahi artık ne düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Böyle Kuzey'in ihanetinin ateşi daha hala buramda böyle cayır cayır yanıyor. Ama bir yanda da onun yaşadıkları. Bence biraz uzaklaşman gerek Yıldız. İçinde kavgan devam ederken burada bir kaos ortamı. Herkesin elinde bir silah, her köşe başında bir adam. Senin de psikolojin bozulur herhalde. Bak ne diyeceğim. Gel biraz uzaklaşalım buradan, havan değilsin. Kalk Samsun'a gidelim. Samsun'a mı? Evet, bizim okuldaki ekip toplanmış. Bizi de çağırıyorlar. Ben gelemem. Kuzey ağa burada bu haldeyken onu yalnız bırakamam. Yalnız değil ki. Aşiretiyle birlikte dolaşmıyor mu? Kuzey ağa burada bu haldeyken ben nasıl gezip eğleneyim? Aklım burada kalır. Peki ne zaman kendini düşünmeye başlayacaksın Yıldız? Ah, ben sağ ol. Ne içersin diye sormadım. Ben hemen bir çay koyup geliyorum. Sen az bekle. Al sana. Al. Bu beni terk ettiğin için. Bu beni terk etmeyi bile beceremediğin için. Bu hala burada kaldığın için. Bu da hala onu çok sevdiğin için. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum dedim. Abla benle inatlaşma seviyorsun. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Benim ne hissettiğimi benden daha mı iyi bileceksiniz? Ondan ben nefret ediyorum. Onun suratını bile görmek istemiyorum. Ya o yüzden mi vurulduğunu görünce panikten deliye döndüm?
Çaylar! Tavşan kanı bunlar, tavşan kanı. Minişim, bak senin en sevdiğin keklerden de aldım. Ya. Feride ablacığım, çay iç, hararetini alır. O çay bu çay değil yalnız. Yapma şunu babam gibi. Yapmayın şunu diyorum. Bakın giderim şimdi ha. Ay eğer içeri gideceksen biz seni hiç tutmayalım ablacığım. Hem seninki şimdi içeride sıkılmıştır. Ya vallahi konuşmayayım diyeyim de tutamayayım kendimi ya. Feride abla şu fıstık ağasına bir şans daha versen ne olur sanki be. Evet abla ya. Bak yine kaldı bir başına köpek yavrusu gibi. Ya siz hafıza kaybı falan mı yaşıyorsunuz acaba? Ha? Ömer beni hepinizin önünde terk etti, hatırlatırım. Ay ablacığım Allah'ını seversen ya. Terk eden adam sahile gelir mi değil mi Osman? Eminim size bir şey söyleyin. Tabii tabii. Hatta sizin tehlikede olduğunuzu öğrendiğinde ilk o atladı koştu geldi değil mi bacanak? Hatta yani aşiretini buraya yığacaktı da ya Kuzey abiye saygısızlık etmek istemedi. Tabii hatta dedi ki ben dedi Feride'm için dedi mermiye kafa bile atarım dedi. Ya bu adam öyle bir adam ki. Öyle bir adam ki. Öyle bir adam ki. Adam bacağından vuruldu ya. Daha ne yapsın yani değil ama mi? Ama adam bacağından vuruldu ya. Ablacığım, Ömer'e sen ne kadar değer verdiğini görmüyor musun? Evet ablacığım. Yani sonuçta senin için ölürüm. Seni çok seviyorum. Sana ben kurban olurum diyenlerin merminin önüne atladığını gördük mü hiç? Sanmam. Ya ben senin için kalbimden vurulmuşum. Sen daha neyin tantanasını yapıyorsun? Ya salaklısın. Feride abla, gerçekten gitmek isteyen bir insanı zincire de vursan, ayağına pranga da taksan tutamazsın. En azından bir git konuş. Hı? Hadi. Hadi abla. Ben büyük kalktı ya. Su alacağım. İstiyor musun sen de? Yok sağ ol. İlaçlarını aldın mı? Hı hı. Aç mısın? Ömer bak sabahtan beri bir şey yemedin. Çorba yapayım sana istiyorsan. İstemiyorum Feride. Böyle yapmaya devam edersen bir aydan önce iyileşemezsin haberin olsun. Çabucak iyileşip bir an önce gideyim diye mi bu ilgi? Sen var ya sen, sen var ya. Tutma tutma söyle içinde kalmasın. Gıcıksın. Hiçbir şeyin farkında olmayan kafasızın tekisin. Ne? Hiç yok bir şey. Niye gülüyorsun ya? Hakaret işitme hoşuna mı gidiyor? Öfkelendiğini görünce rahatlıyorum biliyor musun? Böyle kızınca, bağırınca, çağırınca tamam diyorum bitmemiş. İçinde bana karşı ufak da olsa bir şeyler var diyorum. Feride ne oldu? Biz ne ara bu hale geldik? Ne oldu bize? Sen gittin. Gitmedim. Gittin Ömer. Gittin. Beni bu kabusun ortasında tek başıma bıraktın. Tutunduğum tek bir dal kalmıştı. Bunu da sen kesip attın. Feride. Ömer ne yapıyorsun? Ben bir yere gitmedim. Buradayım. Yıldız sana bir şey soracağım. Bakalım hatırlıyor musun? Bak eğer yine Kuzey'le ilgiliyse susma hakkımı kullanacağım ha. Yok. Soruyorum. Bugün günlerden ne? 17 Ekim. Bu muydu soru? Evet. Ama bugünü diğer günlerden ayıran çok önemli bir şey var. Ney? Dünden daha kötü olmazsın mı?
6 kişiydiler. Erdinç, Selma, Ahmet, Dilek, Bulut ve Yıldız. Üniversite sıralarında tanışmışlar, ayrılmaz bir ekip olmuşlardı. Ve 17 Ekim'de birbirlerine bir söz vermişlerdi. 10 sene sonra bugün buluşacağız. Ula doğru ya, nasıl unuttum abi ben bunu? Seni o yüzden Samsun'a götürmek istedim. Sürpriz yapmak istedim sana. Ekibimiz orada kuruldu. Orada birleşsin istemiştim. Ay evet. Hay Allah. Gelmeyi çok isterdim ama biliyorsun. Bak kim bilir nasıl değişmişlerdir ha. Nasıl özledim ha hepsini. Bir tek sözünü tutamayan ben mi oldum şimdi? Hayır. Sen sürprize gitmeyince bu adam sürprizi sana getirdi. Sen de sözünü tutmuş oldun kanka. O ne demek? Nasıl yani? Ekibi aradım. Samsun'dan yola çıktılar. Buraya geliyorlar. Oy Bulut. Doğru mu diyorsun? Hepsi mi? Evet, hepsi. Selma, Ahmet, Dilek. Erdinç, Mardin'de öğretmenlik ediydi ya o. İlk Erdinç'i aradım zaten. Malum onun yolu uzun. Ay Bulut. Bu organizasyon benim için mi? Adam seni mutlu edebildim. Sen ne diyorsun Bulut? Dünyaları versen bu kadar mutlu olmazdım. Gel ula gel ağa, sen hocam sağa. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım, Allah'ım. Tamam, nerede kaldılar? Neredeler? Hemen gelsinler ha. Ziyafet çektireceğim onlara. Uy kalbim fırfır etti ya. Ay ne yesem acaba? Balık. Balık olmalı. Köfte. Keşke daha önce haber verseydin ha Bulut. Daha iyi hazırlık yapardım. Zaten restorandayız Yıldız. Gayet güzel ağırlayacaksın misafirlerini. İnşallah, inşallah. Bulut. Ben böyle aylar sonra ilk defa kendim için bir şey yapıyorum biliyor musun? İlk defa. Ne demek Yıldız? Yeter ki senin için bir şey yapmama izin ver. Kuzey dışında bir hayatın var olduğunu gördükçe daha da mutlu olacaksın. Ben Erdinç helva çok seviyordu değil mi? Ben Erdinç'e bir de helva kavurayım ha. Selam. Selam. Erdinç. Ta kendisi. Dur ha, sarılmayalım şimdi. Üstüm başım hep yemek koktu. Erken geldiniz ya. Ahmet nasıl olsa yolu kaybeder diye bir saat fazla söylemiştik ama hiç kaybolmadık. Selma hiç değişmemişsin. Ama sen çok değişmişsin. He, hayat işte. Çok daha güzelleşmişsin. Hayatım taş bebek gibi olmuşsun ya. Yıldız her zaman taş bebek gibiydi. Az can yakmadı. Demeyin öyle. Yıldız'ın canı az mı yandı? Sahi neydi o eski aşkın? Kuzey? Eskimeyen aşkı demek istedin herhalde. Eskimeyen mi? İnanmam. Ben inanırım. Biz lanetlendik herhalde Yıldız. Ya da biri bize çok kötü bir beddua etti, kurtulamadık. Sen de mi hala Mehtap'a aşıksın? Ondan sonra kimseye aşık olamadım ki Yıldız. Herkes yoluna baktı. Ben başımı eğdim, önüme baktım. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Vallahi ben anlamıyorum. Hayat kısa. Bir ömür seni sevmeyen birini nasıl sever insan? Ne yiyoruz? Yıldız size bir sürü şey hazırladı. Helva da yaptın mı? Onu yapamadım. Erken geldiniz ama böyle karışık çok güzel şeyler yaptım. Haydi geçin. Ya biz de senin işine mani olmayalım böyle şimdi. Olur mu? Hayır, olur mu öyle şey? Siz benim için ta kalkıp nerelerden geldiniz? Başımın üstünde yeriniz var. Geçin direkt geç haydi. Siz abi böyle gelin Selma. Siz buraya oturun ha. Canım. Şöyle oturun. Anam çok özledim ya ben hepinizi. Yemekleri alıp hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Beğendin mi yaptın? Bak üzdün kadını durup dururken. Haksız mıyım? Ta 10 yıl önce de Kuzey diyordu. Hala Kuzey diyor. Keşke gitmeseydin üstüne bu kadar. Yani bu yaşına kadar unutamadıysa daha da unutamaz. O işler hiç belli olmaz Dilek. Hayatta her şey ama her şey değişir. Neyse siz manzaranızın keyfini çıkarın. Benim 5 dakika işim var. Aferin size. Sarı şekerlerim benim. Siz dünyanın en iyi, en usta ustalarısınız. Canlarım benim. Vallahi bir aya kalmaz bitireceksiniz burayı. Devam. Çalış. Selamlar. Oo. Neredeyse bitirmişsiniz.
Mavişim söz konusu olunca yapamayacağım hiçbir şey yok benim. Bu inancına hayranım. Asla vazgeçemiyorsun. Şimdi şöyle, Mavişim'in bana deliler gibi aşık olduğunu biliyorum. Öyle olmasa onun inadıyla uğraşamam zaten. Tek engeliniz Yıldız'ın inadı mı sence? Ne demeye çalışıyorsun sen? Yani Mavişim'in aklını çelecek başka birileri olamaz mı? Ya onun aklı 20 yıldır karışmamış. Hele biri bir çelmeye çalışsın, onun ağzını burnunu çelerim ben. İşte ben de bu yüzden geldim. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Nifak mı sokmaya çalışıyorsun aramıza? İşimi engellemeye çalışıyorsun? Ne diyorsun sen? Ya engel olabilecek bir şey söylemeye geldim. Fakülteden arkadaşlar geldi. Yukarıda restorandayız. Eski kankalarımız. Oğlum sizde de kanka bitmiyor. Ne kadar kankacı insanlarmışsınız ya. Arkadaşım, üniversite bitti gitti. Elinize ekmeğinizi aldınız. Bırakın şu kanka ayağını. Yeter salın birbirinizi ya. Bu kankalardan biri farklı ama. Benim gibi değil. Yıldız'a saplantılı şekilde aşık. Zey! Erdinç. Ta okul yıllarından beri Yıldız'a fena şekilde aşık. Sana aşık olduğunu bilmesine rağmen bir gün bile vazgeçmedi aşkından. Ne demek vazgeçmedi lan? Yıldız bana aşık, bana. Biliyorum aslan, biliyorum. Yıldız sana aşık. Ama bu Erdinç'in aşkına engel değil. Şeytan diyor, git o Erdinç'in ağzını burnunu kır. Ama yapmayacağım. Mavişim bana çok kızar. Ağzını burnunu kırmak zorunda değilsin. Gel bir tanış istersen. Ne diyeceğim lan tanışıp? Merhaba Erdinç Bey. Çok tatlı ve mükemmel bir kadına aşık olmuşsunuz. Sizi bu davranışınızdan dolayı tebrik ederim mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Sen bilirsin. Sen burada aşk yuvanı inşa ederken orada birileri temeline dinamit koymasın. Benden söylemesin. Bana bak Bulut. Ben çok fena kıllanıyorum. Kıllanıyorum ben. Bak yerimde duramıyorum. Gözüm seyiriyor. Bak yerimde duramıyorum ben. Ama duracağım. Yıldız'a ne kadar aklı başında ve efendi bir bey olduğumu kanıtlayacağım. Ne deneyim lan ben? Ne olmuş yani Yıldız'a aşık olmuşsa? He? Ne olmuş Yıldız'a aşık olmuşsa? Sen gene de sükuneti elden bırakma. Zaten şimdi gelmezsen birkaç kadeh içip öyle geleceksin. O zaman işler sarpa saracak. Sen bence en iyisi şimdi çık gel. Kendini bir göster. O Erdinç'te umudu kessin. Umudunu keseceğim ben onu. Kökünden keseceğim onun umudunu. Yürü. Yemekler de geldi. Oo, neler hazırladın bize Yıldız? Yiyin ha yiyin. Böyle balığı, köfteyi başka yerde bulamazsınız. Oo, yalnız Yıldız sen bizimle böyle ilgilenirsen biz buranın müdavimi olur çıkarız haberin olsun ha. Beni bununla mı korkutacaksınız? Sizin benim başımın üstüne yeriniz var. Haydi yine afiyet olsun. Gerçekten hiç değişmemişsin Yıldız. Sanki seni 10 yıl önce değil de daha dün görmüş gibi. Seni gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Anlat anlat. Biz dinleriz. Kuzey? Senin ne işin var burada? Yeni kankam çağırdı. Ben de gelip bir tanışayım istedim. Ne? Sen mi çağırdın? Nasıl olsa görüp gelecek de en azından ben çağırayım dedim. Evet efendim. Ben Deniz Kuzey Mollaoğlu. Kuzey mi? Demek meşhur Kuzey sensin. Merhaba, ben Selma. Ben Dilek. Sen? Ahmet. Ahmet, Ahmet güzel. Sen? Ben de Erdinç. 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 Nasılsın Erdinç? İyiyim. Sen? İyi. Çoluk çocuk nasıl? Hay yok, ben bekarım. Ha, niye? Unutamadığın bir aşkın falan mı var? Sahne ya, sahne acaba? Aşkı var ya da yok, sahne seni ne ilgilendirir? Olur mu Mavişim? Yani kankaların aşk hayatı beni gayet ilgilendirir. Ben senin kankalarına karışıyor muyum? Karış Mavişim. Aşık mısın sen şimdi? Aşığım. Gizleyecek bir şeyim yok. Canım benim cesur bir de cesur. Neyden korkacakmışım ki? Yıllardır aşığım hem de. Çok güzel. Ben de aşığım. Bayağı aşığım. Demek güzel.
Ya Kuzey! Bana bak, buradan hemen defolup gideceksin, anladın mı lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Barbarokuz? Hava kararmadan ordu il sınırını terk edeceksin. Yoksa seni komaya sokarım. Anladın mı Erdinç? Erdinç, iyi misin? Adam böyle tanışıyor Erdinç, tarzı bu. Beni de ilk gördüğünde kafa atmıştı. Şimdi kanka olduk. Ben sen değilim Bulut. Ben bu adamı savcılığa vereceğim. Gel önce bir hastaneye gidelim. Esas oğlan sandığından daha şinmiş. Ey Yıldız, hiç söylemiyorsun. Sonunda Kuzey'in sana aşık olmuş. Yere basın onun aşkı. Rezil etti beni o kuz. Pardon, bakar mısınız? Sağ belediye baksın. Hemen defol git buradan. Aa, bu ne ya? Müşteri veli nimettir mi abişim? Nasıl böyle konuşursun? Hele de benim gibi aşık, aşkından Romeo olmuş bir müşteriyle. Sen barbarlığı aşk sanıyorsun herhalde. Senin beni rezil etmekten, utandırmaktan başka bildiğin bir şey var mı acaba? Ya ben seni niye utandırayım mavişim? Allah Allah ya. Altı üstü gangana bir uyarı niteliğinde bir kafa attım. Başka bir şey yapmadım ya. Bir rahatlık çökmüş üstüne maşallah. İçindeki öküzü salınca üzerine bir rahatlık çökmüş. Aynen öyle. Ben ne zaman doğru yerde doğru adama kafa atsam bana bir böyle keyiflenme gelir. Peki şimdi ne ısmarlıyorsun bana? Zıkkım ye. Bir tane küçük zıkkım alabilir miyim? Kuzey, benim sinirlerimi tepeme çıkarma, defol git şuradan haydi. Telefon çalıyor. Kim o? Sane. Efendim Bulut. Yıldız, haberler hiç iyi değil. Erdinç'i biri dövmüş, komaya sokmuş. Ne? Ne zaman? Bilmiyorum. Yeni haber aldım. Hastaneye geldim ben de. Tamam, kapat hemen, ben de geliyorum. Sen gelme. Ben bir şey olursa haber veririm sana. Yıldız, bir şey soracağım. Kuzey nerede? Haberin var mı? Burada, ne oldu? Hiç. Neyse, gelişmelerden haberdar ederim ben. Aa bak, Kuzey mi yaptı diyorsun? Bilmiyorum Yıldız, hiçbir şey bilmiyorum. Geleceğim birazdan. Ne diyormuş o yürüyen bıyık? Demek bunu da yaptın ha. Sen ne zaman bu kadar cani oldun? Ne diyorsun mavişim? Alt tarafı bir kafa attım ya. Ne kafası ula? Adamı komaya sokmuşsun. Ya o benden sonra olmuştur. Ben hep buradaydım. Yalan söyleme. Aa şimdi geldin. Ne yaptın? Gittin yarım kalan işini tamamlayıp adamı komaya mı soktun? Ya Yıldız, saçmalama, ben yapmadım. Yalan söyleme. Gözümüzün önünde demedim seni komaya sokacağım diye. Ya Yıldız, sen beni tanımıyor musun? Ben sinirden öyle şeyler söylerim ama sen bunu yapabileceğimi nasıl düşünürsün ya? Ben neye inanacağımı bilmiyorum artık. Seni de tanımıyorum, kimse de tanımıyorum. Her şeyi mahvettin, her şeyi mahvettin. Yıldız, kurban olayım, bir sakin ol. Ya bir doğru dürüst anlatsana. Nerede olmuş, ne zaman olmuş? Bilmiyorum. Bulut aradı. Hastaneye gitmişler. Bir gelişme olursa arayacak beni. Tamam, hadi biz de gidelim. Gitmiyoruz. Ne yapacaksın? Yarım kalan işini mi tamamlayacaksın? Yıldız, ben yapmadım. Saçma sapan konuşma ya. Ben yapmadım. Tamam, ben gideyim, kendimi aklayayım şimdi. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bulut birazdan gelecek. Ben onunla gideceğim. Bulut. Ne Bulutmuş ya? Sen farkında değil misin? Bu adam hayatımıza girdiğinden beri burnumuz beladan kurtulmadı. Bak, ben canımdan oluyordum. Tehdit edildim. Hepsi bu adamdan sonra oldu. Sen beni suçlayacağına azıcık etrafına bak. Asıl sen geldiğinden beri benim başım beladan çıkmadı. Şu hileyle, çetinle aylarca ben uğraşmadım mı? Yıldız, sen benim hislerime güven. Bak, bu adamın böyle sinsi, karanlık bir tarafı var. Kıskançlıktan söylemiyorum bunu. Yıldız, bu adamın altından bir şey çıkacak. Çok yakında göreceksin. Demek öyle. Bunu sen istedin. Bak, bu adamın böyle sinsi, karanmış bir tarafı var. Çok yakında göreceksin.
Ya Kuzey, Allah aşkına niye hala daha burada oturuyorsun sen? Manzarası güzel. Yıldız! Bulut! Ne oldu? Bulut ne oldu? Tuzum bağ! Allah'ım ne oldu? Kuzey yardım et! Allah'ım! Bulut! Otur lan şuraya! Allah'ım ne oldu? Dur! Ne oldu diyorum, ne oldu? Buraya geliyordum arabayla. Bir adam çıktı karşıma. Az kalsın çarpıyordum. Zar zor durdum. Maskesi var mıydı? Vardı. Maskeli, siyah kapşonlu bir adam. Açtı kapıyı, üst üste vurmaya başladı. Hiçbir şey yapamadım. Dur, dur abi ben yaralarına bakayım. Ya da yok böyle olmayacak. Kalk seni hastaneye götüreyim, belki kırığın vardır. Yok, yok. Sadece eve gitmek istiyorum. Bu adam kim ya? Bizden ne istiyor ya? Bir de mesajını iletmemi istedi. Yıldız'dan uzak duracak mısın? Ne? Kimmiş o ya? Bak, aa gördün mü Kuzey? Bir de Bulut'tan şüpheleniyordun. Şimdi gördün mü, anladın mı onun psikopat olmadığını? Sen gördün mü peki Yıldız? Sen anladın mı benim cani olmadığımı? Ha? Erdinç'i komalık etmişim ya. Anlamışsındır şimdi cani olmadığımı. Ben hep buradaydım. Bir dakika, bir dakika. Bunca şeye rağmen benden mi şüphelendin? Ya ben... Bir sinirle ağzımdan çıktı. Vicdansız nasıl dövmüş? Ben sizin adınıza çok korktum. Bu adamın şakası yok. Beni orada öldürmediyse sırf mesajını iletmem için. Başka hiçbir şey için değil. Neymiş lan mesajı? Başlarım onun mesajına. Neymiş mesajı? Kim lan bu adam? Kim? Ne yapacak? Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Yani böyle elimiz kolumuz bağlı oturacağız mı? Karşımıza çıksın diye bekleyeceğiz mi? Sakin ol, az biraz sakin ol. Belki biraz böyle uzaklaşman lazım. Ama biraz buradan uzaklaşman lazım belki de. Saçmalama Yıldız. Seni açık hedef haline mi getireceğim? Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım ben. Yıldız haklı olabilir. Bir süre görüşmeseniz iyi olur bence. Bana bak. Ben nefes aldığım sürece Yıldız'ın yanından hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Canımı da alsalar hiçbir yere gitmiyorum. Ben şöyle gideyim bir etrafı kolaçan edeyim. Bir şey lazım olursa söylersiniz. Hadi geçmiş olsun. Çok sağ ol. Hadi ben de gideyim. E dur bari, hastaneye gitmeyeceksen ben götüreyim seni. Yok yok. Zahmet etme. Ben giderim. Ula böyle nasıl gideceksin tek başına? Bekle Hikmet'i çağırayım, o götürsün. Hikmet! Hikmet! Efendim Yıldız? Gel. Abi ne oldu sana? Önemli bir şey yok. Hikmet, sen Bulut'u eve bırak. Hastane? Yok yok, gerek yok. Tamamdır abi, hadi gidelim. Bir yardım et ha. Gel. Eve gidince ararım seni. Tamam ama bak muhakkak ara, merak ederim ha. Haydi. Hadi abi. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Ne olur Kuzey'e bir şey olmasın ya Rabbi. Ne olur Kuzey'e hiçbir şey olmasın. Bir an önce şu manyak bulunsun. Ya o benden sonra olmuştur. Ben hep buradaydım. Yalan söyleme. Aa şimdi geldin.
Ne yaptın? Gittin yarım kalan işini tamamlayıp adamı gomaya mı soktun? Ya Yıldız, saçmalama, ben yapmadım. Yalan söyleme. Gözümüzün önünde demedim mi seni komaya sokacağım diye? Ya Yıldız, sen beni tanımıyor musun? Ben sinirden öyle şeyler söylerim ama sen bunu yapabileceğimi nasıl düşünürsün ya? Ben neye inanacağımı bilmiyorum artık. Seni de tanımıyorum, kimse de tanımıyorum. Her şeyi mahvettin, her şeyi mahvettin. O manyağı bulacağım. Canıma da mal olsa bulacağım o manyağı. Ulan Ruhi, ben bunlarla mı bulacağım bu manyağı ya? Neyse, ben Pampam'ı arayayım. Pampa, bir şey mi oldu? Ha yok yok, şeyi soracaktım. Bana bak, yokluğuma dayanamadın değil mi? Oğlum benim de içim böyle pek rahat değil de Nadia'yı bırakıp gelemiyorum. Ama bir yolunu bulup kaçıp geleceğim yani yanına. Yok oğlum, Ruhi'yi soracaktım. Yani telefonu kapalı, nerede olduğunu biliyor musun sen? Ne? Ruhi diyorum oğlum, ulaşamıyorum diyorum. Nerede diyorum, telefonu kapalı diyorum. Vay be Kuzey. Demek babını da yapacaktın ha. Beni o Ruhi denen kılıçı merak ettiğin için onu sormak için arıyorsun ha Kuzey? Oğlum hemen triplere girme. Senin karının yanında olman lazım. Onun için ben Ruhi'yi... Yazıklar olsun lan. Sana o kılçıkla mutluluklar diliyorum. Kapat! Saygısız ya. Ya millet deliye, ben akıllıya hasret. Ya Rabbim! Ne istiyor bu manyak bizden ya? Ya Rabbim, ne istiyor ha bu manyak bizden? Bulut. Ne bulutmuş ya? Sen farkında değil misin? Bu adam hayatımıza girdiğinden beri burnumuz beladan kurtulmadı. Bak, ben canımdan oluyordum. Tehdit edildim. Hepsi bu adamdan sonra oldu. Sen beni suçlayacağına azıcık etrafına bak. Sen benim hislerime güven. Bak, bu adamın böyle sinsi, karanlık bir tarafı var. Kıskançlıktan söylemiyorum bunu. Yıldız. Bu adamın altından bir şey çıkacak. Çok yakında göreceksin. Tek bir işaret. Tek bir işaret Allah'ım. Tek bir işaret istiyorum. Bu manyağın kim olduğunu öğrenmek için tek bir işaret istiyorum senden. Ne olur ya Rabbim. Gizli numara. Alo. Merhaba Kuzey Yıldızı. Ne dedin sen? Kuzey Yıldız'ı düşmüşsün sen. Ne istiyorsun ula sen bizden ha? Ne istiyorsun sen bizden? Seni. Ne? Evet, seni istiyorum. Seni hak ettiğin gibi seven benim Yıldız. Kuzey değil. Seni bir elime geçirirsem var ya. Kimsin ula? Kimsin ha sen? Söyle kim olduğunu. Söyle. Korkak, pislik, manyak. Kim olduğumu çok yakında öğreneceksin. Benim derdim sevdiklerinden ayrı kalmama. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ne demeye çalışıyorsun? Aha benimle bir derdin varsa çıkarsın karşıma adam gibi söylersin. Neredesin ula? Neredesin? Söyle ha, söyle, tek başıma geleceğim ben. Yıldız, senin en çok bu hallerini seviyorum biliyor musun? Korkusuz, gözü kara. Alev gibi yakan gözlerin. Höst ula, höst, geri bas. Babak ula, seni bulacağım. Eğer seni bulup seni bu yaptıklarına pişman ettirmezsen bana da Yıldız demesinler. Anladın mı? Sen beni anlamadın galiba Yıldız. Ben seni uyarmak için arıyorum. Kuzey'den vazgeçmediğin her gün bir sevdiğinle vedalaşmak zorunda kalacaksın. Tekrar edeyim Yıldız, bir yanlışlık olmasın. Eğer Kuzey'den sonsuza dek ayrılmazsan her gün bir sevdiğini öldüreceğim. Seçim senin. Ne? Ne? Ne dedim bu manyak? Allah'ım, birini öldürecek. Birini öldürecek kimi? Kuzey. Allah'ım.
Yıldız. Alo Kuzey. Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. Şey, manyak. Manyak beni aradı. Ne? Ne demek seni aradı ya? İyi misin? Geliyorum ben. İyiyim iyiyim. Dur sakin ol. Buluşalım, anlatacağım. Tamam. Ben geliyorum. Restoranda değil misin? Restorandayım ama olmaz. Abi manyak burayı gözetmiyor olabilir. Her gün bir sevdiğini öldüreceğim dedi. Telefonda anlatamam diyorum. Buluşalım, anlatacağım ben sana. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Seni nasıl arar o? Geberteceğim onu. Dur dur, kurban olayım, sakin ol. Dur, Fener'de buluşalım, anlatacağım. Abimi ara, o da gelsin. Onun böyle telefon sinyalinden takip eden arkadaşları vardı. Tamam tamam, ama sen tek gelme. Hikmet getirsin seni. Tamam tamam, ben halledeceğim. Sen sakin ol. Bana bak, abimi aramayı unutma, tamam mı? Tamam, haber vereceğim. Tamam, haydi. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan manyak. İyiyim, iyiyim ama sakin ol. Ne dedi o psikopat? Dedi ki seni hak ettiğin gibi seven benim dedi. Ne demekmiş o ya? Neredesin lan? Çık gelsene buraya, gel buraya. Kuzey, ne olur sakin ol az biraz. Sadece bunu demedi. Bir de dedi ki eğer senden vazgeçmezsem her gün sevdiğim birini öldürecekmiş. Ne demek ya? Ne demek o? Herif bizi parmağında oynatıyor ya. Kuzey, ben ilk defa çok korkuyorum. Ben ilk defa çok korkuyorum çünkü ilk defa beni sevdiklerime tehdit ediyorlar. Ben çok korkuyorum Kuzey. Mavişim, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Hiç merak etme, biz o manyağı yakın zamanda yakalayacağız, tamam mı? Tamam ya, kendine gel. Havlayan köpek ısırmaz derler. Bu da havlıyor bir yerde duruyor işte köpek. Peki sesi, yani böyle tanıdığın birinin sesine benziyor muydu? Yok ama böyle sesi değişikti. Böyle dijital gibi, daha değişik bir sesi vardı. Kızım herhalde değişik olacak sesi ya. Kendi sesini kullanacak değil, oldu olacak görüntülü arayaydı istersen. Böyle psikopatların kullandığı bir tane program var. O programda böyle ses değiştiriyorlar, onu kullanmıştır. Bir dakika. Şimdi bu adam bizim sesini tanımamızı istemiyor. Belki de tanıdığımız, bildiğimiz, çevremizden biri, sesini tanıyabileceğimiz biri. Doğru ya. Doğru. Sen telefonunu ver bakayım bana. Ben bir arkadaşlara sorayım bakalım. Sinyal minyal alabiliyorlar mı bundan? Yoksa içine böyle bir dinleyiciler var. Onlardan bir yerleştirelim. Belli ki bu herif seni bir daha arayacak yani. Of. Of Allah'ım. Ya tamam offline durmayın ya. Adam size maytap geçiyor. Korktuğunuzu anlamış. Adam maytap geçiyor yani sizi. Rahat olun. Of Allah'ım. Kuzey, ben ne yapacağım? Ben gerçekten çok korkuyorum. Ben ne yapacağım? Oh Allah'ım, ben ne yapacağım? Kuzey. Oh. Bak, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Biz o adamı yakalayacağız. Bizi hiçbir şey ayıramaz. Tamam mı abisi? Hiçbir şey ayıramaz bizi. Ha? Hakikaten şöyle kaynaşmanız için illa böyle kan dökülmesi, böyle ortada savaş çıkması falan mı gerekiyor? Anlamadım ya. Arkadaş, sizin aşkınız kaostan falan mı besleniyor? Yani Pampacığım, işte savaşta birliği sağladık. İnşallah barışta da sağlayacağız. İnşallah. Ha, neyse artık. Her şeyde bir hayır var derler ya, o da bundan herhalde. Bela gelecekse böyle gelsin Pampa. Ah, doğru dedin Pampa. Onu acaba her yeri bela olsa kaç yazar o yani? Hadi birbirinize emanetsiniz. Tut bağım elini. Tutuşun el ele bir tut. Kızım sıkı sıkı tut Yıldız. Tut şöyle elini. Sık şöyle. Oh ya. Bırakmayın ellerinizde. Ne olursa olsun sahip çıkın birbirinize ya. Sahip çıkın ki benim de gözüm arkada kalmasın. Hadi. Allah'a emanet olun. Hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Sakin.
ver. Kuzey. Alo? Top bir. Katil! Katil! Ne istedin abimden ulan? Ne istedin? Abinden istemedim. Senden istedim. Ama dinlemedin. Her gün bir sevdiğini demiştin. Kuzey'den ayrılıp benim olmazsan... Yarın bir sevdiğini daha alacağım senden.